sesi yok. Üstelik divanem delinim, tam kalbime gel benim ol. Ama senin değilim yar değilim, sebebi var bahanesi yok. Üstelik divanem delinim, tam kalbime gel benim ol. Ama senin değilim yar değilim, sebebi var bahanesi yok. Üstelik divanem delinim, tam kalbime gel benim ol. Ama senin değilim yar değilim. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından, Esra Eroğlu programından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Haftanın son gününde beraberiz canlı yayında, ATV ekranlarında. Hem ekran başında hem stüdyoda çok kıymetli konuklarım var. Seyircilerim var. Hepinize sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz. Bu kalabalık, şahane, enerjik grup nereden geliyor? İki grup var. Bursa Gemlik grubunu bir görebilir miyim? Vallahi Bursa Spor taraftarı bu kadar ses çıkartmıyordur. Benden de size. Diğeri İzmit grubunu görebilir miyim? Ay çok tatlısınız ya. Ben de sizleri alkışlıyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Zaman ayırdığınız için Ramazan'da belki niyetlisiniz, belki değilsiniz bilemiyorum ama çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Hepiniz hoş geldiniz. Ve stüdyoda iki kadın muhtar adayımız mı var? Bir erkek bir kadın. Ha, bir erkek bir kadın. Muhtar aday muhtar. Aynı böyle, bir daha duymak istiyorum. Gemlik, Karacaali, evet. Mahallesi muhtarı, 10 senedir muhtarım. Göksal'ın Hoca, Gemlik'ten geliyorum. Sevgiler, selamlar. Üçüncü dönemim olacak inşallah, adayım. Adaysınız, evet. Peki başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi normalde programa hani kadın muhtarlar geliyordu. Siz dediniz ki erkeklerin ilk bayrağını ben almalıyım. Evet, bence de. Peki, başarılar diliyorum inşallah üçüncü dönemde. Evet. Demek ki çok iyi yapıyorsunuz ki mahalleniz sizi seviyor. Çok şükür. Çok Zeytin'in başkenti Gemlik'ten size... Ya buna birisi yardım etsin. Yardım etsin. Buna bir yardım etsin birisi. Al işe yarar. Çok tatlısınız. Çok en pahalısından getirdim size. Ama sizin muhtara bu yakışırdı. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Bütün köyün, bütün Gemlik ve Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar getirdik size. Ben de size. Sevgiler, selamlar ve çok gönderiyorum. Çok zayıfsınız, çok gençsiniz. Bu ne efendim? Aşk olsun. Hani sanki duymasın. Ekranda daha yok, kilolu, hayır, daha yaşlı görünüyor gibi, evet, algıladım. Daha yaşlı, daha kilolu. Ekranda. Çok zayıfsın ve çok güzelsiniz. Teşekkür bir ediyorum, saniye. Sağ olun. Şimdi bütün kameraman arkadaşlarıma ters ters bakıyorum. Yönetmenin mesajı aldı mı? Gerçekle ekran arasındaki farkı lütfen bir an önce yapımcımıza da söylüyorum, düzeltelim yani. Çok teşekkür ederim. Bir kadın muhtarımız varmış. Siz de adaysınız. Evet. İlk adaylığınız mı? Evet. Hoş geldiniz. İzmit'ten başarılar. Katılıyorum. Tepeköy Mahalle Muhtar adayım. İlk kez mahallemin mi? Evet, tek kadın adayım. 31 yaşındayım ben de. Kadının değdiği her yer çiçek açar diyorum. Ben de size çiçeğimi şöyle takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kim teşvik etti sizi muhtarla aday olma Benim konusunda? En büyük destekçim babam. Çok güzel bir ailenin evladıyım. Ne söyleyecek? Benim ailem. Öyle söyleyeyim. Bugün sosyal medyada Nur içinde yazsın, yazar ve çok kıymetli aslında bizim için Alev Alatlı'nın bir röportajını dinledim yolda gelirken. Orada şöyle söylüyor. Kız çocuklarına babaları bakması gerekiyormuş. Evet. Tam şu anda aklımda değil ama çünkü babanın eğittiği, tabii annelerin rolü çok ama babanın eğittiği kız çocukları hayata karşı daha dirençli, daha duyarlı, daha entelektüel, daha yaratıcı. Ve karşı cinsi ilk babayla tanıdığı zaman hayatta çok daha güçlü rollerde olabiliyormuş. Evet. Sizin de bunu söylemeniz çok kıymetli. Buradan var, hem babanıza hem tüm babalara mesaj ben verin. Ben de 3 çocuk annesiyim. Babam gibi örnek yetiştiriyorum onları. İyi ki benim babam var. Çok güzel bir aileye sahibim. İyi ki beni teşviklemiş. İyi ki güzelliklerle sizin karşınıza çıkabilmişiz. Sen yaparsın kızım dedi mi? Dedi. Onun dediği için zaten atıldım bu işe. Ya çocuklara... Tepeköy halkımla da buraya geldim. Ay. Sağ olsunlar. Hepinizi çok, güzel, çok öpüyorum. Sağ bu olun. Hanımefendiyi lütfen İzmitlilere söylüyorum, mahalleliye söylüyorum, yalnız bırakmayın. Teşekkür ederim. İyi ki başarılar varsınız. Başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Siz de muhtar adayısınız. Ben
Yok, ben Almanya'dan geliyorum. Kızımla, gelinimle beraber. Ay alayım onunla, çok teşekkür ederim. Tüm yurt dışına da sevgiler, selamlar gönderelim. Bütün selamlar, teşekkürler. Sağ olun, bizi izleyen herkese, sevgili seyirciler. Ekran başındaki seyircilerimize sevgiler, selamlar söyleyelim ama şunu da altını çizelim. Aslında baktığınızda ilk başta derme çatma, kırık dökük aile hikayelerini anlatıyor olabiliriz ama bu aile hikayelerinin hep altında en önemli ve en derin mesaj var. İyi bir anne baba olduğunuzda çocuğu topluma hazırlayan ilk sizler olduğunuz için onun geleceğe olan o sağlam temellerini ilk siz atıyorsunuz. Annelik babalık bu anlamda çok önemli. Asla cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum. Her çocuğun kalbine bol miktarda sevgiyi, bol miktarda cesareti, bol miktarda ahlaki değerleri verirseniz hayatı boyunca hep güçlü olacaktır. O yüzden şimdi hep gidenleri, kaçanları anlatıyoruz. Evet, derme çatma hikayeler ama hepsinin altındaki eksikliğin ne olduğunu görürseniz belki kendi aile hayatınızdaki o doğru ve güçlü temelleri atabilirsiniz. İlk konuğum Aysel geliyor. Buyursun Aysel Hanım önce. Aysel Biçer'de biliyorsunuz ki sosyal medyada fenomen olmak uğruna sosyal medyada fazla vakit geçirerek ailesini terk etmişti. Gel Aysel. Merhaba. Merhaba. Ama aslı olan sanal dünya değil, gerçek yaşamdır. Gerçek yaşamda verdiğimiz emektir. Biraz sonra eşi Ali Biçer stüdyomuzda olacak. Çiftin evliliğiyle ilgili son kararında ve gelişen süreci de sizlere aktaracağız. Ama öncesinde Serkan Koç Erzincan'dan geliyor, 30 yaşında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Program aradınız. Evet abla. Telefonla mı, mesaj yoluyla mı? Telefonla. Telefonla. Ne dediniz? Benim bir derdim var. Benim bir derdim şöyle söyleyeyim abla. Benim eşim kendisi fenomenlik peşinde olduğu için ve bunu da başardı gayet. Bir ay öncesine kadar ellerinden öper 3 tane küçük çocuğumu da alıp evde 250 bin lira parayla 6 tane cep telefonuyla bu telefonlarla yayın yaptığı için alıp piyasada kayboldu, ortada yok şu an. Kesinlikle. Ne zaman? 2 ay önce mi? Bir ay önce. Bir ay önce. Yani bir aydır yok. 3 çocuğu, 9, 7 ve 2,5 yaşındaki 3 çocuğu aldı. Evet abla. Evdeki 6 cep telefonunu aldı. Evet İddan. Abla. Ve evdeki 250 bin TL nakit bir para vardı. Evet abla, onları aldı gitti. Bunları alıp gitti. Aynen abla. Şu an eşinize ulaşamıyor musunuz? Abla kesinlikle, bir aydır kesinlikle hiçbir şekilde ulaşmadım, görmedim, bilmiyorum nerede. Peki sosyal medya paylaşımı yapıyor mu bir sosyal aydır? Sosyal medya şöyle söyleyeyim abla, bunun 3-4 tane sayfası var. Yani ayrı ayrı şeyler oluyor, platformlar oluyor. TikTok'ta... Şunu öğrenmek istiyorum, bu bir ayda, bu bir bağımlıysa, bir fenomense, bu bir ay boyunca siz onu ararken... Evet abla. Kayıp başvurusu yaptınız mı? Kayıp başvurusu söyleyeyim abla, yapmadım. Çünkü gitmiş benden yana uzaklaştırma almış ve şöyle bir şey söyleyeyim Esra abla, kalksın gelsin ki ben burada onunla uzlaşmamı istiyorum. Ben buna İstanbul'da 80 bin lira burun estetiği yaptırdım. Bunun bütün özel hastanede raporlar da var. Ondan sonra... Peki teker teker soracağım Serkan. Yani bu süre içerisinde sosyal medyada o uygulamalardan yayın yaptı mı karın, gördün mü? Yok, görmedim abla. Uygulamaları kullanmadın mı şu bu bir ay boyunca? Şu an kullanmıyor abla, kaldırmış abla. Bir aydır hiçbir şekilde sosyal medya platformlarında yok. Yok abla, sadece... Uygulamaları da kaldırmış. Peki. Abla. Peki. Şimdi 3 çocuk yok, eşin yok, bir kere uygulamaya girmiş. Evet, nasıldı aile hayatınız? Yani eşin hep canlı yayın mı yapıyordu? Abla şöyle söyleyeyim, ben 10 yıldır evliyim. Hı hı. Daha önce de 2 defa kaçtı, bu 3. defa oluyor. Daha önce gitti, 9 ay gelmedi, geldiği zaman dedi ben Bursa'da sönme evindeydim. Hı hı. Küçük çocuklarım o zaman ellerinden epey 2 tane küçük çocuğum vardı. Onlar için sesimi çıkartmadım abla, dedim yuvamız bozulmasın, evliliğimiz yıkılmasın. Onlar için sesimi çıkartmadım, affettim. Ondan sonra geldi, bu sefer Ağrı merkezde kalıyorduk. Geldi Ağrı'da da 2 yıl yanımda kaldı, bu sefer gitti 2 ay gelmedi. Bu sefer dedi ben yine sönme evindeydim. Bu seferki de bilmiyorum abla nereye gitmiş. Nerede olduğunu biliyorsun, kesinlikle bir uzaklaştırma bilmiyorum. Aldı. O uzaklaştırmayı neden aldığını biraz sonra seninle konuşacağız ama eşin evet, sosyal abla. Medyayı aktif kullanıyor. Evet, her gittiğinde çocukları sana mı bırakıyor, yanına mı alıyor? Abla çocuklarımı da getiriyor. Çocukları da götürüyor. Ben ablama önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika, sosyal medyada neler paylaştığını bir görelim sevgili seyirciler. O kız var ya, o kız ateşte yürür, yanmadan geçer. Uçurumdan atlar, uçarak böyle yere konur. Ancak çaba, ancak çaba, ancak çaba, ancak çaba, ancak çaba.
son olayda bana bir uzaklaştırma kararı aldı ve benim onun burnunu kırdığımı. Evet, burada abla. Şey de var, kolu da kırılmış, bu sebeple almış. Ben ablama şöyle bir şey söyleyeyim, gelsin burada. Burnunu sen mi kırdın? Abla kesinlikle. Yengem de bağlanabilir, abilerim de bağlanabilir, annem de bağlanabilir. Benim şahitlerim var. Evimin içinde o gün kardeşimle yengem yaşıyorlardı bizimle beraber. Bunlar uygulama parası için abla. Kavga ettiler. Kimle? Yengemle eşim. Senin yengen ne oluyor? Kardeşinin eşi mi? Yok, benim kardeşimin eşi. O zaman iki elti kavga etti. Aynen abla. Uygulama parası için kavga ettiler. Elini yemin ederim abla, gelsin yüz yüze duralım. Elini cama vurdu. Parmakları kesildi. Bu ortanca parmağı da... Serkan'cığım, sizin eşlerinizi, senin karınla, abinin karısı... Evet abla. Sürekli uygulamada canlı yayın mı yapıyor? Aynen abla. Para kazanıyorlar mı? Kazanıyorlardı abla. Bu paralar nerede birikiyor? O paralar nerede birikiyordu? Eşimin yanındaydı, en son aldı gitti abla. İkinizin eşi de uygulamadan para kazanıyorlar. Akşama kadar canlı yayın açıyorlar. Aynen abla. Kaç yıldır böyle hayatınız? Kaç yıl? Bu yaklaşık 8-9 ay oldu abla. 8-9 ay. Aynen abla. Siz ne yapıyorsunuz o sırada? Siz de ben, çıkıyor abla, musunuz? Abla ben şöyle söyleyeyim. Ben daha önce de zaten ben çiftliklerde çobanlığa gidiyordum. Onunla beraber. Eşleriniz yayın açarken siz onların yanında oturuyor musunuz? Eşlik ediyor musunuz? Sohbet ediyor musunuz? Abla ben önce de inşaatta çalışıyordum. Şimdi kalktı. Bu son zamanda dedi sen yanımda eşlik etmezsen. Ben kendime başka birini bulacağım, eşlik edeceğim abla. Yani sen eşini sosyal medyadaki yayınlarda eşlik ediyordun, yanında abla, oturuyordun. Ben oturdum yanında. Şimdi yalan konuşma anlamı yok. Gelsin beraber de... Yani 8-9 aydır sen, abin, yo, onun ben, yengen, karın... Ben son 20 gün içinde katıldım abla. Hepiniz canlı yayın açıyorsunuz. Aynen abla. Ne yapıyorsun, dans ediyor musun? Abla dans, şöyle söyleyeyim. Yani... Ediyor musun, etmiyor musun? Ediyorduk abla. Dans ediyorsun, şarkı söylüyor musun? Söylüyorduk abla. Türkü söylüyor musun? Yani aslında sizin şov yapmanız lazım orada. İşte şov yapıyorduk abla. Genelde erkekler mi şovu yapıyordu? Bunlar, bu uygulama hep eşliler tarafından izleniyor abla. Eşler yani tarafından izleniyor, evet. Yayını da eşliler yapıyor. Aynen abla. Sen ne abim bu süre içerisinde çalışıyor muydunuz? Abla ben önce de zaten Ankara'da şeyde kurabiye fabrikasında çalışıyordum. O eskiden, bu 9 evet. ayda. Çünkü para geliyor ya, evet, çalışmana gerek yok. Ben onun için şöyle söyleyeyim abla, ben inşaatta çalışıyordum. Son 20 gün içinde abla, ben son 20 gün içinde ben bu uygulama... 250 bin TL'yi alıp götürdü karım dedi. Evet abla. Aldı cep telefonu, bu 250 bin TL nereden kazanılmış bir para? Abla ben şöyle söyleyeyim, benim 100 bin lira benim kendi alnımın teriyle, 150 bin lira da uygulama üzerinde. Yani karının kendi parası. Evet abla. 250 bin liraya aldı. Aynen abla. İki elti de canlı yayındaki paradan dolayı kavga ettiler. Evet abla. Yengen kaçtı mı? Yengem kaçmadı. Şu an eşiyle gayet mutlular. O da ara ara kaçıp kaçıp geliyor muydu? O da ara ara şöyle söyleyeyim. Ben o iki defa kaçtı ama şu an yani eşin yanında. Sevgili seyirciler, şimdi bir aile düşünün. Ve gözünüzde canlandırın. İki erkek kardeş, ikisinin de eşleri var. Ve bunlar sabahtan akşama kadar canlı yayın yapıyorlar. Eşler kocalarda eşlik ediyorlar. Ve oradan gelen sürekli bir akar var. Bu arada her ikisinin de eşleri ara ara kaçıp geliyor. Siz kendiniz için gerçek bir aileyiz diyebilir misiniz? Ben şöyle bir şey söyleyeyim abla. Ben şimdiye kadar gelsin burada da uzlaşalım. Benim kesinlikle ona katiyen yani bilinçli bir şekilde veya ben onu zorla bu işe koymadım. Fotoğraflar da var abla. Şeyler karını verdim, bulsam, arkadaşlar verdim. Bana Esra abla benim eşimi bul dedin. Eşini bulsam. Evet abla. Ne dersin ona? Abla ben ne derim ona? Ben ablama şöyle bir şey söyleyeyim. Esra abla gelsin. Burada uzlaşalım. Ben buna 80 bin lira bunun estetiği yaptım ya. Gitmiş bunu bana bir silah olarak çevirdi. Sözde onun burnunu ben kırmışım. Ellerini ben kırmışım. İki ay önceki estetik yapılan burun 10 kere oturur. Ha. Ama estetikten sonra bir daha bir darbe aldıysa... Yok abla kesinlikle. Peki kesinlikle. Eşin Ceylan'ı buldum. Şu anda telefon hattında. Alo diyebilirsin. Alo. Efendim. Neredesin? Esra Hanım, iyi yayınlar. Hoş geldiniz Ceylan Hanım, merhaba. Hoş Eşinizle buldum. Konuşmak istemiyor musunuz? Yok. Birisi bir bela benim karşımda. Biri... Çok haklısın. Çok haklısın. Sen 10 yıl içinde başıma neler getirdin? Esra Hanım, sizin sorularınızı içinde... ben cevaplayabilir miyim Esra Hanım? Yeter. Hayır Esra Hanım, kesinlikle. Ben yeter artık da 10 yıl bırakacaksın ben beni. Ben kötü bir koca olsaydım, ben...
günaydın. Senin saç tokanı kokluyorum. Nefes alıyorum. Ben sen sevmiyorsun. Sen kötüsün. Sen kendi çocuklarına seni sikerim diyen bir insansın. Ceylan bir dakika. Onlar ne? Biri çocukların bir çocuk çorabı, bir de karının saç, saç tokası, tokası mı? Ortanca oğlum da bana bir hatıra bırakmadı abla. Ben öleceğim, o içimde dert olacağım. Ortanca oğlum da bana bir hatıra bırakmadı. Esra abla 85 milyon şahit olsun. Ben öldüğüm zaman da bunları kefenimin içine koyun. Bunları ben niye koyayım kefeni? Koyun. Burada mı öleceksin? Ne yapacaksın? Yok abla, yemin ederim koysunlar. Kim seni kaldırıyorsa cenazeni o koyar. Bana niye böyle bir sorumluluk veriyorsun? Ey ya Rabbim ya. Ceylan hoş geldin yayına. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Bir ay önce eşin kaçtığını, çocuklarla beraber ortadan kaybolduğunu ve aynı zamanda da uzaklaştırma kararını kararı aldığını söyledi. Doğru bıraksam. Ben ne zaman yani nerede olduğunu şöyle soruyorum. Yerini merak ettiğim için değil. Çocuklarla güvenli bir yere mi gittin? Yani niçin Esra o evden ayrıldın? Esra Hanım, niye? Çünkü biz şiddet görüyorduk çocuklarım da. Çocuklarıma sürekli, üçünü de sürekli döven, özellikle 2,5 yaşındaki çocuğum ve 8. Bakın savcılık özel kararla çocuklarım, bakın 7-8 yaşındaki çocukların çocuklar ifadesi alınma. İnsan bir dakika bu. Esra Hanım, ben konuşabilir çocuklar, miyim? Bakın. Ceylancığım, çocuklar ve sen güvenli bir yerde misin? Çocuklar yanında mı? Evet, emin olun ondan daha güzel, güvenli bir yerde şu an çocuklarım. Çocuklarım şu an devlet kurumunda zaten, hiç merak etmesin. Çünkü ne zaman bir şey söyleyeceğim. Tabii Esra, ne zaman çocukları yurda hayır verdin? Esra Hanım, ben vermedim. Esra Hanım, ben devlet anlatabilir aldı miyim? Bakın, ha, şöyle, tabii dinliyorum. Hayır. Çocuklar özel olarak savcılık kararına, savcılık mesela şöyle söyleyeyim, çocuklar ablacığım, ifadeye ben çağrıldı. 7 ve 8 yaşındaki çocuğumun ifadeleri alındı. Tam 6 saat sürdü ifade. Ondan sonra savcılık özel karar olarak çocukların derhal alınmasına izin verdi. Çünkü artı çocuk hani babasına şiddet gördün ama annesine dair bir şey olmadığını. Peki bütün sizi kim şikayet söylüyor etti de bu çocukların ifadesi alındı? Nasıl gelişti o olay? Evdeyken abla, kendi mi? Olaydan sonra mı? Susar kendi mısınız? Kendi kendine beni uzaklaştırmak istiyor ya. Beyefendi çocuk, efendim, 6 yaşındaki çocuk yasaklı maddenin adını söylüyormuş uzmanlara. Abla yemin ederim. Oturun, önce ben Ceylan'ı dinleyeceğim. Kendisi içti, içiyordu, şimdi yani açıyordu. Şimdi... tamam. Dinle, benim de kafamı karıştırma. Ne oldu da çocuklarla ilgili yani Aile Bakanlığı tamam devreye girdi, onların uzman eşliğinde tamam, ifadeleri Esra alındı, Hanım, nasıl başladı bu olay? Kızlarını yurda vermiş abi ya. Ben onun, ben onun yanında durmamın sebebi beni dövüyordu, darp ediyor çocuklarımı da, benim onlarla korkuttuğu için ben yanında durdum. En son bana ne söyledi? İstanbul'a gelip ev tutacağım, seni para karşısında insanlarla görüştüreceğim ve madde senin üzerinde satıcılığı abla, yapacağım dediği için ederim, Allah ben şahit bunu durmadım, dayanamadım artık. Fotoğraf, fotoğraf konusuna da gelmek istiyorum. Şimdi Serkan'la bir dakika. Serkan, burada bir zorluk var mı? Serkan, seninle mülakat yapılırken burayı da not olarak almışım. Eşin bir tam bir uygulamada canlı yayın açtığını söylüyorsun. Ha, eşin sonra değil, hayır. Esra Hanım'ı var, hayır. Hayır, Serkan'a da bir dakika, bu Serkan'ın anlattığını sana anlatacağım. Senin söylediğin şeyin doğruluğu için. Sen diyorsun ki güya Ceylan, sen de açacaksın. O diyor ki sen bu yayınlara devam edersen diyor, boşanma davası açarım. Yalan hatta hayır, çocukları da alırım. Senin fotoğraflarını delil olarak kullanılır. Yalan mı? Ben de bunu buraya yazmışım, bu fotoğraflar nasıl fotoğraflar diye. Karı, kocan senin. Mahrem ve uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp bunun üzerinden para mı kazanıyordu? Esra Hanım, biz birlikte zaten yayın açıyorduk. Şimdi benim olduğu yerleri kırpmıştı. Zaten büyük ihtimalle size ihbarlar gelecek. Evet. Biz ikimiz yayın yapıyorduk ve bu bana cinsel nitelikli bir yayın. Yani bu uygulamada eşler katılıyor. Abisi ve karısı, sen ve kocan katılıyorsunuz. Yani aslında
pornografik bir yayın diyebilir miyiz? Evet, tamam. Aynen öyle şu an. Ve kocan burada seninle beraber hareket ediyordu. Doğru mu Serkan? Evet, evet. Doğru abla. Heh, doğru. Çocuklar nerede? Çocuklar nerede bu arada? Çocukları döverek odaya koyuyordu Esra Hanım. Çocuklar yapmayın. Yemin ederim yalan konuşuyor. Yok, sen karınla beraber, sen karının Esra sosyal Hanım, medya bağımlılığından şikayet eden bulunuyor. Adam bu uygulamayı açıp milletin göz önünde karınla mı sevişiyordun ve bunun üzerine laf mı abla, söylüyorsun? Abla yemin ederim Kur'an'ıma kendisi diyor. Ceylan, bu yayınlar ne kadar sürdü? Esra Hanım 4 ay gibi bir şeydi yani. Peki bu yayınlara eşin seni zorla mı dahil ediyordu yoksa bu yani isteğinizle ve ortak iradenizle verdiğiniz bir karar? Esra Hanım ben kafamı bir bayandım. Beni öyle bir hadde soktular ki ben namaz kılan bir insanım. Beni... Yemin ederim kendisi ortamları şey seven bir bayan. Serkan Bey söz hakkınızı kullandınız. Serkan oturmuş söz hakkını kullandınız. Ben konuşamıyorum Ceylan, ama. Ceylan ben seni dinlemedim. Söz hakkını kullanmak ve kendini savunmak istiyorsan 2 dakika kendini tutacaksın. Tamam. Ben sana söz hakkı verdiğimde tamam, konuşacaksın. Ben öyle önce Ceylan'ın anlattığı her şeyi dinlemek istiyorum. Tamam. Şimdi Ceylan baştan. Bu yayınlara seni, senin yaşam tarzını değiştirdi. Bir elektroşok haletinden bahsettin elektrikli. Elektroşok pahalı Esra Hanım, bu döner bıçakları oluyor. Onları evde saklayan ruh hastası, psikolojisi bozuk bir insandı Esra Hanım bu. Hı hı. Ne yapıyordu bundan bunlarla? Bütün yani beni onlarla tehdit ediyordu. Sürekli kavga ettiğinde dişlerini sıkarak gelip o bıçağı boğazımıza dayıyordu benimle çocuklar. Çocuklara diyor ki sizi döverim, sizi bodruma bağlarım. Aynı evde kardeşi de mi yaşıyor Ceylan? Yok hayır, kardeşi ayrı yaşıyordu. Bir ara ama onu da iddia ediyor. Kardeşim ve elti de varmış sizinle birlikte yayın açan. Ben istiyorum ki kardeşim bağlasın, yengem bağlasın. Herkes kendi evinden mi bu canlı yayınları yapıyordu? Esra Hanım bir dönem sadece bir 2 günlük kardeşi gelmişti, birlikte yayın açmıştık. Onun dışında bir şey olmadı. Bir şey söyleyeceğim. Onun kardeşi ve ablası tabii ki de onun savunacak yani. Tabii ki de onu savunacak. Bu arada onların çocukları var mı? Onların da bir oğlu var. Onların da biri oğlu. Peki onlar da aynı uygulamada karı koca cinsel içerikli yayın yapıyorlar mı? Çocuk onların yanında. Çocuk onlar otel odasında kalıyor. Murat Koç. Murat Koç. Karısının adı neydi? Özlem Biçimci. Özlem. Özlem. Biçimci. Nerede yaşıyorlar? Otelde kalıyorlar. Şimdi ben onlarla ilgili Aile Bakanlığı'ndan biri ulaşırsa söylerim. Aynı şekilde uygulama üzerinden cinsel içerikli karı koca yayın yapıyor. Bu yayının yanında bu yayın yapılırken küçük çocuk da o yayında her şeyi görüyor, dahil oluyor. Bu anlamda Aile Bakanlığı'na buradan acil çağrıda bulunuyorum. Çok rica ediyorum aynı şekilde bu Koç ailesinin çocuklarının denetime alındığı gibi, kontrole alındığı, yurda alındığı gibi inşallah da o çocuk da bir an önce alınır. Şimdi onlarınkiyle de ilgili anlat. Bu yayın içeriklerine nasıl karar verdiniz Ceylan? Yani orada bir tehdit, zorbalık, bir baskı var mıydı bu? Onun bende vardı. Onun şu an o erkek bahsettiğiniz kardeşim Murat, o onun aklına soktu. Zaten kendisi işsizdi. Gidip 2-3 gün çalışıyordu, 1 ay çalışıyordu. O parayı alıyordu. Alkole veriyordu. Abla ya da Allah başka şeyler şahit olsun. Esra Hanım biz kaç evden kovulduk, ne kira verirdi, ne elektrik, ne su. Biz açtık yani devlet bize abla, yemin ederim yalan konuşuyor. Abla ben şimdiye hayatım, kadar devlet size yardım bağlasaydı. Bak bir şey söyleyeceğim. Devlet size yardım bağlasaydı bu devletten yardımı talep edebilirdiniz. Ama devlet yardımı bağlasa da aynı şekilde senin kocan ve onun kayınbiraderin aynı şeye devam edecektiniz. Bu biraz zihniyetle alakalı bir şey. Burun ameliyatı oldunuz mu Ceylan Hanım? Efendim? Burun ameliyatı geçirdiniz mi, bir operasyon? Evet, benim burnum kırıktı. Burnum raporlar gelsin. Savcılık hakim hastane raporlarını özel hastanede peki, burada istedi. Şimdi bunun hastane raporuna şey gelince abla bunun yalanı hepsi çıkacak. Fiziksel şiddetten daha ağır şiddetlerden bahsediyoruz ya, aslında onların biraz altını burada da dinliyoruz. Bu yayınlara başladıktan sonra eşinin senden işte sürekli bir para talebi oldu mu, daha fazlasını yapmanı istedi mi?
Evet Esra Hanım. Abla zaten yemin ederim kurarma yalan konuşuyor. Ben konuşamıyorum ama ya. Evet dinliyorum Esra Hanım, gecelik bakın 5000 lira bir para, bazen 10000 lira para alıyordu, bana diyor ki bu yetmiyor bana. Bakın, abla yemin ederim yalan konuşuyor. Çarpın bunu ayda 150.000 lira gel, para gel burada uzlaşalım. Gel burada uzlaşalım. Evet. Gel orada uzakta yalan konuşma anlamı yok. Evet dinliyorum. Ben seni dinliyorum. Bana en son söylediği ne biliyor musunuz? Dedi ki İstanbul'a gideceğiz, bu para artık yetmiyor İstanbul'da. Seni ben artık kadınların pazarlığı yapacağım dedi, seni satacağım. Abla Allah hak şahit olsun, hayır, yalan konuşuyor. Hayır kesinlikle Esra Hanım. Kesinlikle yalan konuşuyorsun. Sen demedin mi? Sen demedin mi? Ben Erzincan. Dinliyorum. Verdiğin ihbarlar, bilgiler önemli. Sürekli Erzincan'da sürekli her gece 2'de 3'te sürekli kavga çıkart, alkol içip içip çocuklar bizi döverdi. Bakın bütün komşular her gün polisi ararlardı. Allah razı olsun, Erzincan polisi her gün bizim kapıdaydı. Bakın kış olduğu için adam bizi çıkarmadı ev sahibi. Bakın Ceylan, her gece benle çocuklar dayak yerdik. Ceylan sen bununla ilgili eşine defalarca uzaklaştırma kararı alıp bu uygulamalardan, bu uygulamada yaptığınız şeylerden, çocukların görmüş olduğu zararlardan herhangi bir kuruma bahsettin mi? Esra Hanım işte zaten bu bütün olay olduktan sonra ben her şeyi söyledim. Hiçbir şey saklamadım. Bütün detayla ben ve çocuklarım savcılığa, bütün gereken polise, bütün her yere söyledim. Abla ben de söyledim. Kaçtıktan sonra niye tekrar döndünüz? Ben dönmedim. Ben dönmemişim ki. Hayır, daha önceki kaçmalı. Daha önceki kaçmalı. Daha önce, önce yayınla alakalı bir gittin 9 ay gelmedin. Yalan söylemi. Şimdi yalan. Ceylan. O zaman Esra Hanım 9 ay boyunca ne yaptı biliyor musun? Mültecilik işi yaptı. Milletin parasını çaldı. Şimdi Ceylan, ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Seni buraya bekliyorum. Bu boşanma ile ilgili elimden geleni yaparım. Serkan da söz hakkını, cevap hakkını kullanacak ama şu anda süren bitti. Sevgili seyirciler, uygulamalar üzerinden karı koca, hatta aile içerisindeki ailenin diğer üyeleri de cinsel içerikli yayınlar yapıp bu yayınlar üzerinden ciddi paralar kazanıyorlar. Bu evliliğin içerisinde çocukların mağduriyeti, tehditin de olduğunun altını çiziyoruz. Pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Yarın pazartesi tekrar görüşeceğiz Serkan. Söyle, son cümleni söyle. Ablacığım ben çocuklarımı istiyorum. Ha gelecek. Valla istediğin kadar iste. Devlet onları dinledikten sonra, bundan sonra, bu saatten sonra sen çocukları zor görürsün. Zor görürsün. Abla görüşmeyeceğim, ben de boşanmıyorum. Pazartesi görüşürüz Serkan. Ceylan'ı da buraya getireceğim. Diğer konuya geçeceğiz. Sevgili seyirciler, Ali Biçer geliyor. Aysel Biçer. Hoş geldiniz. Nasılsın Aysel? İyiyim abla. Ha? İyi olmaya çalışıyorum. İyi olmaya çalışıyorsun. Seni bu kadar üzen, mutsuz eden olay nedir? Sadece çocuklarım. Başka hiçbir şey değil. Peki. Sevgili seyirciler, 16 yıldır evli Ali Biçer ve Aysel Biçer çifti. 16 Şubat tarihinde ailesi yalvarmasına rağmen Aysel evi terk ediyor. Kocası eşini bulmamızı istedi. Buldum, getirdim. Kayınvalide de Suriçoda'ydı. Anneyle ilgili inanılmaz iddialarda bulundular. Yine bu ilişkinin ve evliliğin altından sosyal medya ve sosyal medyadaki o sanal dünyanın çirkinlikleri çıktı. Çift karşılıklı birbirlerini suçladılar. Birbirleriyle de ilgili birçok iddiada bulundular. Ama tek bir amacımız vardı. Bu ayrılığın ya da bu barışmanın hangi anlaşmayla sağlanacağı. Çift bu anlamda ilk kez herhalde 16 yılda ilk kez aynı noktada buluştu. Değil mi? Evet. Çiftimiz boşandı. Hayırlı olsun. Özellikle annen için de hayırlı olsun. Amacına ulaştı. Senin için de hayırlı olsun kızım. Allah mutlu etsin sonunu. Sen kesinlikle konuşma benim karşımda. Sen konuş. Sen konuşma. Sen konuş. Hem sen sebep oldun buna. Zaten oğlun senin etin altından çıkmıyordu. Kızım diye ben mi senin karşına konuşma çıktım? Konuşma ya, konuşma. İşte benim aynı bu adamın anlattığı gibi kızım, sen de aynı öylesin. O da benim çocuklarımdan beni ayrı düşürdünüz. Ya ya sen kızın gecenin yarılarında çıkarıyorsun. Aysel'cim ya sen de bir dön kendine bak. 16 Şubat'ta abla, çocukların paçana yapıştı ya, gitme ablacığım, diye. Ablacığım bak tamam ben öyle yaptım bak, yemin ederim size bir daha pişman söylüyorum. Pişman mısın? Hayır pişman değilim ayrıldığım için tabii ki ama sadece üzgünüm çocuklarımdan ayrı. Zaten çocuklardan ayrıydın normalde sen. Normalde ben öyle yapmazdım abla. Hmm. Ben size yemin ederim bak ben... 2-3 günden beri ablama geldim dedim ya, istersen eniştem de ablam da bağlansın, sıkıntı yok. Ben direkt ablamların evine gittim. İzmir'den sonra
iptal ettirdim belirsiz haberde, tamam mı? Aktarmalı çıktım gittim direkt ablamın evine. İsterseniz nereden nereye aktardın kendini? Siz İzmir Bergama'dasınız. İzmir, bak İzmir otogarına geldim. Ondan sonra oradan da başka bir otobüsle aktarmalı enişten. Nereye indin? Giresun'a. Giresun'a gittin. Giresun'a sonra Tirebolu otogarına gittim. Ablamla enişten ama sen geldi, şimdi Giresun'a direkt gitsen senin nerede olduğunu anlaşılır. Abla, senin gizli, biraz İç Anadolu'ya gitmen lazım ki oradan Giresun'a git ki seni bulamasınlar. Bak abla git istersen arasınlar, söylesinler. Yani i̇şte bildiğim için konuşuyorum ya Aysel. Ha, şimdi önce bir veterimiz, adliye veterimiz gelsin. Mutlu olsun. Hemen yayınlayalım. Çift... Programımıza başvuran Ali Bey ve Aysel Hanım'la beraberiz. 16 yıllık evliliğin ardından çiftimiz anlaşmalı olarak boşandılar. Konuya dair detayları Sayın Avukatımız Ahmet Faruk Kur'an'dan dinleyelim. Karşılıklı olarak birbirlerinden maddi manevi tazminat, nafaka ve mal rejimine ilişkin herhangi bir talepleri olmadı. Evlilik birliği içerisinde doğmuş olan iki çocuğun velayeti baba Ali Bey'e verildi. Anne ile çocuklar arasında şahsi ilişki tesisi kuruldu. Ali Biçer'le mi evlendim yoksa Fatma Biçer'le mi evlendim ben bilmiyorum. Herhalde anlaşılan ikisiyle de evlendim. Pişmiş kelle gibi niye gülüyorsun sen ya? Mutlu musun ya? Sen valla kurtulduğuna razısın biliyorum. Hayatınızda erdiniz işte, mutluluğunuza erdiniz, bitti. Aysel'in gideceği bir yer olmadığı için haline üzülüyorum. Yine de 85 milyon da söyledim, yine söylerim. Yine düştüğünde arasın, maddi manevi yardımcı olurum. Peki bundan sonra hayatınıza yeni birisini almayı düşünüyor musunuz? İleride bir kendimi toparlayayım, düşüneceğiz. Herhalde hayırlı kısmet olursa bakacağım. Bu yuvayı kayınvaliden mi yıktı? İkisi de yaptı. Buyurun. İkisi de. Ne Ali diyebilirim Bey... Esra Hanım boşandı diye konuşmuyorum. Daha eşelersem mutlu neleri musunuz? Çıkacak da. Yok mutlu değilim. İki tane çocuğu arkada bıraktı. Tabii, tabii. Niye mutlu olayım? Eminim değilsin. He? Şu an var kendisinde ya. Hata ve suç kendisinde. Saygısızlık kendisinde. Her şey ya kendisinde. Ya bırak ya. Allah onun yolunu açık etsin. Ben hiç başka bir şey demiyorum. Ben sana da oğluna da hakkımı kesinlikle helal etmiyorum. Etme, ben de sana etmiyorum. Sadece üzülüyorum etmiyorum. Çocuklarım sizin gibi insanların içinde büyüyecek ama inşallah o kızıma da oğluma da bir zarar gelmeden büyürler. Vallahi bak ben yanınızda yokum. Fikrini bozdun. Ben size de emanet etmiyorum. Kes sesini bebeğim. Psikolojiklerini bozdun. Sen kes. Ben büyüğe saygı öğrenmemişsin ilk evvela. Küçüğe sevgi öğren. Saygıyı kendiniz önce bilin ki kiminle ne konuştuğunuzu ona göre bilin. Öyle öğretenden güzel öğretmiş yani maşallah konuşmasını bilmiyorlar. Size öğretenden öğretmiş. Bilir miyim gelin kaynananın arasına? Tabii. Ali Bey büst gibi duruyor böyle. Gerçek abla, büst gibi duruyor. Ya. Yani... Ne ya gürültü futbol. Ne gülesiniz mi geliyor? Yok yok kapışıyla abone ol. Nasıl geliyor size onların o tartışmaları? Yok ben Ayşe'nin alışkın olduğu için hiç beni etkilemiyor yani. Ha? Her zaman kadar alışkın olduğum için hiç etkilemiyor beni. Ali Bey ne olur yaşam felsefenizi bize de öğretin. Yani bu kadar kargaşanın içerisinde, bu kadar sıkıntının içerisinde... Normalde hiç böyle bir insan değil abla. Benim eve geliyor, çocuk kahveye gidiyor. Ne yapsın her gün rezilliğin içinde. Nasıl bu kadar... Hala rezil etmiyor ya. Sükut halinde. Yalan mı ya? Komşular bile biliyor. Yalan mı? Biraz da kapatı kendine bulsana sen ya. Ben senin kapını bile açmıyorum. Baba işlerinden bildiğim için... Yani biliyorum. Sen ya. Bundan sonra girmezsen ya. Sen istediğin sen. Kadar gir. Halay mı çekeceksin, halatalı mı çekeceksin, ne yaparsan yap. Vallahi galiba. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne bileyim galiba. Ben senden kurtulduğuma razı geldim. Senin öteki abam da TikTok'tan kaçtı. Benim ağzımı açarsın bak hepsini yayıveririm şimdi meydana gider işi. Yürü git Seslenme, ya. Seslenmediğime bakma. Can sıkıntısından tamam. Yaptım. Tamam tamam. Ali Bey. Efendim. Hala da annesi kocanız karışacak. Kocanız yani eski eşiniz oluyor. Olsun eski. Buyurun Ali Bey. Olsaydı keşke. Şimdi biz çocukluktan beri garibanlıktan büyüdük. Babamız da biraz bize şiddet uyguladı. Yani huysuz bir kişiydi. Huysuzdu. Huysuzdu. Yani biz ondan sesimiz çıkmıyor fazla. Biliyorum yani Aysel'in de bağırması pek çok da beni etkilemiyor yani. Bazı ileri gitmekten sonra. Ondan sus yani. Dedim mi susadık biz. Şimdi biz ayrıldık. Kimisinin hayırlısı olsun. Tepkisiz kalmayı öğrendiniz hayatta. Evet. Yalan evet. Abla hepsi yalan. Evet. Sen doğrula büyüttün göründüğü ya. Gibi sen değil abla hiç ya, kimse. Doğrula. Hiç kimse göründüğü gibi ben, değil. Öyle, ben böyle açık sözlü bir insansam onlar ya. Böyle değil abla. Bunlar daha da beterini yaptı bana. Ali şu anda da konuşuyor. Ali Bey şu anda milyonlara bağlansın. Böyle rol mü yapıyor sakin gibi? Aynen abla. Yemin ederim buna adım gibi eminim. İnan ki bana bak herkesin önünde böyle yapıyor ama normalde böyle insan değil. Konuşur mu? Sırf ben kötü olayım diye. Ben kötü olmadım aslında. Sana şimdi, niye kötü yapıyorsun? Sen niye konuşuyorsun be? Ben senin oğlunla konuşuyorum. Sana ne? Hatta ablamla konuşuyorum. Sana ne? Doğru söylüyorsun. Sen niye giriyorsun oğlunun arasına? Doğru söylüyorsun. Şimdi, böyle yapa yapa dağıttın hepsini. Ben kötü olsam Esra Hanım size bir sürü kişi yazar, çizer, mesaj atar. Hı hı. En azından tweet atar.
Yani görürsünüz önünüzde. Ben öyle bir şey olmadığım için anlamı açık geldi. Kötü olan benim herhalde, anladım. Ben hiçbir zaman kötü olmadım. Biz de kötü demedik. Hep iyi niyetimden kaybettim Ali, ben bunu unutma. Hep iyi niyetimden kaybettim çocuklarımı sizin yüzünüzden. Sustuysam çocuklarımın hayatı için sustum. Geçindiysem çocuklarım için. Bilir miyim? Abla benim yanıma lütfen gelmesin. Hayatım vedalaşacaksınız. Hayır abla, vedalaşmak istemiyorum. Sen Ali Bey de çocuklarına bakacak. Hayır, benim için hiçbir şey ifade etme. Hatta şu kolyesini de istemiyorum abla. Al bu kolyeyi de. Hadi son öğretmenler, güzel öğretmenler. Kolye ne olacak kızım? Kolye ne olacak? Alem milyarlara götürüyor. Son hediyesi miydi? Ne zaman almıştın? Sözde takmışlardı abla. Beni istemeye gelince hediye olarak istemiştim. Ama 16 yıl önce. 16 yıldır koynunda mı o kolye? Saklıyordum abla. Yok, bozuldu, yeniden yaptılar. Sakin. Sadece burada çocuklarıma karşı. Biz senden karşı... kolye istemedik ki. Git başımdan, istemiyorum. Hiç fiziksel dokunma. Git. Git, kime hediye edersen et, beni rahat bırak artık. Ya sen psikolojik ya. Resmen. Beni rahat bırak. Ben gidiyorum valla. Ben çocuklarımdan ayrı kaldım diye üzülüyorum. Benimle hiçbir... Götür, ona daha güzel yakışır. Sonuçta o beni bu hale getirdi. Sen ona baktın. Ben sana hep dedim. Senin yüzünden ama çocuklarından ayrı kaldım. Niye senin için hiçbir sen şey yok. Ya, kendi boşamışsın. Benim için ya. Hiçbir şey ifade etmiyorsun bu saatten sonra. Bağırarak çözebiliyor musun işte? Ama o Umutcan'ın çocuğumun başına bir şey gelirse sorumlusu aslında sizsiniz. İstemiyorum. Senden kalan hiçbir hediye istemiyorum. Bitti. İyi tamam. Bunu da unutma. Bağırarak, hiçbir şey istemiyorum. Bağırarak çözülüyor mu? Bugüne kadar çözülmedi zaten. Daha ne olacak? Tamam, defol git karşımdan. Yeter artık. Sen bilirsin. İnanamıyorum. Bir love story. Aysel, yani hislerinin samimi olduğuna inanıyorum ama... Vallahi yemin ederim boşanmakla ilgisi yok. Hiç boşanmakla ilgisi yok. Çok mutluyum. Aysel'cim, hayır, bu kadar boşanmayı başlatan sensin. Ama bu kadardı. Sanki o seni bırakmış gibi davranıyorsun ya. Bak ağzım açık izliyorum ablam tavırlarını. Ablam benim. Bak yanlış. Bu annesiyle ilgisi. Ben mutluyum. Yemin ederim boşandım. Boşandığın için mutluyum. Mutlusun. Ama şu an çocuklarımı görmeme şansım da var ya. Niye yok? Yok abla, uzak kalın. Ne dediler? Göremem. Hayır, gideceksin o zaman. Gidemem. Sen de. Ben bir daha ayağımı o köye atmam. Anladın mı? Sen 16 kesinlikle. Şubat tarihinde o evden sana kızın... Oğlun bak kaç hiç. Yaşında çocuklar 15-5 yaşında yalvarıyorlar anne gitme derken. Sen bir bilinmeze bir yere giderken niye çocuklarını yanına almadın? Ablacığım, ben ablamın yanına gideceğimi bile bile zaten çocuklarımın ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu yüzden almak istemedim. Ki yerin belliyse aslında ne yapacağını için. Bilirsin. Bu arada isminin yazıldığı bir kolye. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili seyirciler. Hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra bizi bekleyen konular Hüseyin Bey. O ledleri öptüğünüz, kafanızı vurduğunuz Emine Hanım eşini stüdyoda olacak. Evet. Emine Hanım söz hakkını, cevap hakkını kullanmaya geliyor. Diğer tarafta Hülya'nın ailesiyle ilgili son kararı ne olacak? Ailesinin yanına mı dönüyor? Bu arada bugün stüdyoda Sabriye ablam var. Seninle konuşmak için geliyor. Diğer tarafta aile üyeleri kenarda bekliyor. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın. Ölmek istiyorum. Nermem. Oh, sen Nermem gel buraya. Gel yavrum beni. Benim yavrum gel ya. Benim yerlerine koydun. Büyük gün bugün. O geliyor. Onun uğruna yarım çorap giydi. Oduncu gömleğinden vazgeçti. Hüseyin'in sarı papatyası Emine stüdyoya geliyor. En büyük hatayı kendime yaptım. Evlendim ve pişmanım. Ayrılmak istiyorum. Neden pişmansın? Ben seni Nisan... koca olarak kabul etmiyorum. Onurlu. Dede gibi giyiniyor dedi. Emine Hüseyin'i beğenmiyorsa neden evlenmeyi kabul etti? Hata yaptım. Para evet bitmedi. Yaptım. Nikah niye? Fotoğrafını da böyle salladım. Ama şimdi de seni böyle sallıyorum. Pişman mısınız diye. O kareler? Tam kimi sallayacağı belli. Başka... Dolandırıcısın. Çok dolandırıcı. Pişman. Üç buzdolabı, ayna ve eşyalar Hüseyin'in parasıyla mı, Emine'nin mehiriyle mi alındı? Bu aynalar benim 15 milyarımın analım. Allah'ım yarabbim. Ben mehirlerimi bozdurdum. Bu eşyaları aldım Esra. Ya. Hüseyin ve sarı papatyası Emine stüdyoda yüzleşecek. Aşk mı, gurur mu kazanacak? Şimdi Esra Erol'da.
Çiftimiz Ali ve Aysel karşı karşıya. Bugün Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı bir şekilde boşandılar. Çocuklar babada kaldı. Anne velayetin babada kalmasına uygun olduğunu söyledi. Çünkü giderken de zaten çocuklar yanında değildi. Aysel'cim, öyle bir tavrın var ki sanki hani 16 Şubat'ta evi terk eden Ali'ymiş. Sen geride çocuklarla kalmışsın ve bu boşanma onun yüzünden olmuş gibi davranıyorsun. Beni bu yüzden şaşırtıyorsun. Abla nasıl ya? Ben zaten istemiyorlardı. Ben de istemiyordum. Ben sadece çocuklarımdan ayrı kaldığım için. Onlar her şeyde sebep beni gösteriyorlar. Ben terk etmek ister miyim sence öyle bir yuva olmasa bile başımda 16 sene oturmuşum ben o eve. Zaten terk etmek istesen de çocukları normalde terk edemeyiz. Terk etmemeliyiz. Yani bunlar söyleyip diyor hele şu annesi yok mu? Beni var ya çileden çıkardı. Ömrümü yedi benim ömrümü. Her gün böyle, bir gün değil, her gün benim ömrümü yedi. Senin gibi anne olmaz olsun. Ben ne yaptım ya? Oturuyorum çocuklarımın başında, öyle bir evde hayatımı da sürdürüyorum kendimi öyle bir evde tutmak için. Ben eğer kötü bir insan olsaydım 16 sene katlanır mıydım peki? Hadi buyur söylesin. Ama onda yalan yok. Onda her yalan türlü. Bir sürü yalan makinesi. Bitti mi Aysel? Aysel bitti mi? Aysel eşeledikçe bak fenaya çıkarız. Bak eşeleme beni. Bak hala, eşeledikçe fenası çıkar bak. Daha beni tehdit ediyor ya. Ben senin kapına kaç yıldır gelmiyorum bir. Hala daha beni tehdit ediyor. Boşansın evet, sonra tehdit ediyor ya. Sen evde fenomen çekmek için evde kaynananı da istemiyorsun. Çocuğu da istemiyorsun. Ayağından çıkarıyorsun terliği çocuğun ağzına ağzına çarpıyorsun. Bak ünlerim insanları da şahitleri de telefonla bağlattırım bak. Ali ben hangi gün yaptım peki bunu? Ben gözümden görmedim. Sen ben ne kadar yalancı bir insansın be. Dayak yediği izleri var böyle çizgileri var. Onları da gösterim. Acaba bak, kaç sene öncesi? Eşeledikçe çıkar bak fazla üstüne gelme insanım. Sen nasıl insanım. Bir şeysin be iftiracı? Ben hiçbir şey bilen değilim ben. Senin gibi iftiracı görmedim ben bu hayatımda. Hadi konuladım. Sen çocuğu var ya gerçekten yaptın. Çok fenasın. Telefon bakmaktan çocuğu bakmadın bilenek. Karınlarını yırttık daha hala da çizgileri duruyor karında. İsterse altına gelse çocuğu baksın. Neyi yaptın? Neyin karınlarını mı yırttım? Ben sana çocukların bedeninde annenin uyguladığı şiddetin izleri mi var? Vücutlarında. Vallahi ben bilmiyorum ağzını ağzına. Ali hala ben sesini çıkartmasın. Yazıklar olsun sana. Şimdi, vallahi benim bilmiyorum. Ben sen hayvan bu gitmeye gidiyorum. Bir dakika konuşturun insanı ya. Bir konuşturun sen ya. Yazıklar olsun. Hemen senin ayarın kaçmış ya. Dur oradan cır 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 cır. Bir dinle beni dinle be. Sizi görünce benim daha çok sinirim bozuluyor. Abi dinle misin ya? Bizim de seni ben seni suçlamadım bir şey yapmadım. Bir dinle. Çocuk duvara çıkıyor, karnı çizilmiş yani onu anneyle bir alakası yok. Annen iftira atıyor karı, yani eski yok, eşi. İftira hayır, de, iftira atıyor mu? Fenomen bakmasa bu çocuk oraya duvarın tepesine çıkamaz. Yani. İhmal var yani. Gördüğünü bilmiyorum, ben görmedim. Söz hakkı alabilir miyim? Al söz hakkı. Etmedim. Abla hani o bahçede gördüğünüz yığıntı vardı ya, ben o kadar Ali'ye demiştim. Bak onları toplayalım çocuklarımızı, Umutcan küçük durmuyor zaten. Dedim ki lütfen dedim şu toprakları aldık kaldıralım. En azından bir evimiz olsun, temiz olsun dedim. Sünnet yaparız çocuğumuza dedim. Güzel olur her şey ben dört dörtlük istedim olsun. En azından oturduğumuz ev bile güzel olsun istedim. Ben kötü bir şey mi istedim abla? Ama canınız sıkılıyor sizin o evde. Canınız sıkıldığı için TikTok açtım Esra Hanım. Biliyorsunuz ya. Ya tamam. Mesela can sıkılmasa internet bile bağladı bir gün, daha eve kendisi. Bir sus be, bir sus be. Ya. Yeter bir sus ya. Sen susacaksın biraz. Ali de biraz toplasa, sen de toplasa ne güzel cennet olurdu. Abla ben yapmaya çalıştım. Benim elimden bir şey gelmiyor. Canım sıkıldı dediğin için. O evde senin canı sıkılıyor ya. Sosyal medyada öyle uygulamalar var ki yemin ederim bazen onları izlediğimde böyle evin duvarına aynı oradaki her şeyi yapmak için bir çıtayla, bir boyayla, bir badanayla, bir kesmeyle, bir biçmeyle, bir şey yapıştırmayla inanılmaz bir hale geliyor. Can sıkıntısı iyidir yani aslında. Sana yaratıcılığı verir ama nasıl kullandığına bağlı. Ben toplamaya çalıştım abla. Ev toplanmıyor. Her yeri dökülüyor. Ben ne yapabilirim? Esra Hanım bir dakika ben müsaade istiyorum. Ben lafımı bitirmedim abla. Ona söz hakkı vermeyin lütfen. 30 saniyenizi istiyorum. Tamam. Ben Umutcan'a söyledim. Sen dedin diye yapmadım. Söz hakkını kullan diye. Sonra o konuşacak. Oğlan onun karnının çizme sebebine gelince bunlar beni suçlamıyor. Benimle ilgisi yok. Ben bir mutfakta olayım bir yeri toplayayım veya içeri toplayayım. Benim oğlan o toprağın üstüne, yığılı toprağın üstüne çıktı. Oradan kaydı burasını çizdi. Anladım. İhmal bir şey var yok yani. Ki. Çocuğun o sırada başında, şımarık küçük çocuğun başında. Şımarık biliyorum çocuğumu şımarık. Şımarık oldu. Der mi insan çocuğuna ya? Hayır abla öyle değil. Bunlar öyle yaptılar. Şımarık yaptılar çocuğu. Hayatım sen de bir tane de eline bir dizgin alıverseydin. İşte. Yani dizginleri vermişsin bunlar sonra da bundan ya. Şikayet ediyorsun. Bunlar hep yaptılar. Buyurun. Annesi öyle vallahi özellikle. Yat kalk dua et kayınvaliden bu yaşında çocuklarına bakıyor. Buyurun hanımefendi. Onun istediği buydu zaten. Konuş.
amacına ulaşmayacak. Teyzeciğim, sizin ama canınızın sıkılacağı bir zamanınız kalıyor mu size? Can sıkıntısı çekeceğiniz var mı boş zamanınız? Boş zamanı nerede bulayım Esra Hanım? Ben bu eve onu gelin olarak aldım. Tertemiz yaptım. CD'leri vardı. Eğer ki bu CD'lerini nereye koydu bilmiyorum. Aradım. CD'ler nerede olacak? Getirip gelip onları size burada izleteceğim. Artık izletme, boşandılar. Heh, tamam, yoklar şimdi, oldu geçti. Şimdi Ali, seni tekrar böyle alacağım. Anneyi alabiliriz. Helalleş tamam. Karınla. Tamam. Ben istemiyorum abla, gerek yok. Bu hayatım saatten... helalleş, bitti artık. Ha, anneyle de helalleşebilir tabii. Hayır, abla lütfen. Ne? Kaç. Ya çocuklarıma bakıyor ya. O sebep oldu bizim bu hale gelmemize. Aa. Ya Esra abla, ya yemin ederim o sebep oldu bizim ya, bu halimize. Ben sen zaten Ali'yi de istemiyordum. Gittin. Tamam oldu. Herkes beni istemiyordu. Hayatlarından çıkardılar beni. Daha ne istiyorlar ya? Niye hep ben kötü oluyorum abla ya? Tamam. Diğer konuda ben peki, kötü buradan oluyorum. Buradan çıkacaksınız mikrofonları. Hadi ben gidiyorum. Yolun açık olsun Ali. Açık olsun, hadi. Tamam mı? Hadi, tamam. Tamam, hadi yolun açık olsun. Vereyim künyeni. İstemiyorum. Neden ya? Sen çocuklarımı önce Allah'a emanet ediyorum. Biraz bir saniye. Sakin ol. Çocuklarımı önce Allah'a emanet ediyorum. Tamam, çocuklar bize emanet, sen korkma. Önce Allah'a sonra bize emanet. Çocuklarımı önce Allah'a emanet ediyorum. Sonra iki kardeşe emanet ediyorum. Senle annene değil. Çünkü siz onlara bakamayacaksınız. Onlar birbirine emanet. Nasıl yani? Al velayeti o zaman. Eniştenlerde bak. Alacağım abla da. Zamanı yok daha. Alacağım. Bir zamanı geldim mi alacağım. Kayınvalidene çocuklarıma iyi baktı, hakkını helal et. Yedik içtik, kavga ettik o kadar. Unutalım geçmişi. Onlar, o bana her şey haram zıkkım etti. Kusura bakma abla, hiçbir şey demeyeceğim. Yediğin içtin haram zıkkım olsun, gözüne dizine dursun. Ya sırf çenesin, ben gidiyorum hadi. Bak siz bir şey söylüyormusunuz, gel Ali Bey böyle abla, karşıya geçelim. Abla görüyorsun, işine gelmeyince böyle yediyor. Siz... Yolu açık olsun, hiçbir şey demiyor. Yolu açık olsun. Yolu açık olsun, hiçbir şey demiyor. Bir dakika, adam oluyor. Allah'a emanet olsun yine de. O bana ne söylerse söylesin. Ha tabii. Hı. Allah'a emanet olsun. Ha. Bak sizi de kandırmıyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Buldunuz için. Acaba biz bunu ölü müdür mü diye benim oğlum geceler uyumadı. Anne ben bulayım dedi. Ondan sonra ne olacaksa olsun dedi. Sağ olun. Hepinize sağ olun. Sağ. Allah razı olsun. Hepinizden binlerce Allah razı olsun. Ha. Başka bir şey mi? O nedir sadisi? Beni aldı. Hani bütün köyüm de tanıyor. Bütün adalet de tanıyor. Allah da tanıyor beni her zaman nasıl oldu mi? O ne söylerse söylesin ben kabulüm. Doğru giden hiçbir zaman sendiremez, yıkılmaz ama onu bilmiyorum. Yine de Allah yolunu açsın. Sonunu nasıl görüyorsun Aysel'in? Sonunu. Sonu kendisi de biliyor, hep anlatıyordu oğluma. Ben iyi olmam diye. Zaten başladı penimonlikten müdür, penimonlik bilemiyorum da dilim de dönmüyor. Ondan sonra bilemiyorum. Gideceği yer de düzgün bir yer değil. Daha insanlığa bağlanamadı. Bağlanacak kişilerin çok ama bağlanamadılar. Ama çocuklarını görmesine izin verin. Hayır siz baksın de, ha. İster de gülçüksün aylarca baksın. Şimdi köy küçük bir yer ya. O da ona çünkü girmesine dünyaya izin getiren verin. O. Köye gelsin, evlatlarına da bakıp geçirsin. Anne anası geldi başına, ne kardeşleri geldi başına. Köye gider mi? Ben kendim doğuma, kendim gittim. Her Aysel şeyimi kendim inşallah gider. Özellikten. Çocukları gider gör. Abla ben köye 5 gidemem. 5 yaşındaki çocuk rahatsız. Eğer anneyi yok, de görmezse daha çok rahatsızlanır. Kimse. Aysel'cim bak diyor ki ne yaparsa yapsın, ne derse desin benim helalim hoş. Sen de çocuklarının inşallah kendini toparlayıp düzenledikten sonra çocukların velayetini alırsın. Allah'ın izniyle alacağım zaten. Ali onu da duymak isterim yani açıkçası. Aysel çocukların velayetini aldı cümlesini. Ablacığım artık annesi bakıyor demeni isterim yani. İnşallah. Tabii bunun için kaç yıl geçmesi lazım. Ben hala burada olur muyum onu bilmiyorum. Şimdi evet. Esra Hanım ayrılık dünyanın sonu değil. Aynen öyle. Ayrılıklar cami olusunda olur. Yani o kötü bir ayrılıktır. Biz buraya Aysel'i bulmak için geldik. Bulduk ve evet, sevindik. Ama siz dediniz ya bana hep suskunsunuz, suskunsunuz. Yani acaba alttan alır da bir özür diler de bir hatasını bulur mu? Yapar mı? Ama bu en sondan başladı. Boşanmak istiyorum. Yani hakaretlerle başladı. Ben neden her zaman böyle bitti. Ben çok bir dakika aldım aldım. Lütfen ilk defa Ali Bey konuşuyor. Ben sustum yani acaba dedim ki bir ışık olur mu? Şey yani. Ya. Şimdi şöyle, filozof Albert Einstein çıkar bir gün sınıfta bir tahtaya. 9 kere 1, 9. Son soruda 9 kere 10, 91 der. Ve bütün sınıf güler. Güldüğü zaman gürültünün kesilmesini bekler. Ve der ki, işte der, siz der, ben 9 soruyu, oldu, başladı, 9 soruyu der, doğru bildim, bir alkış almadım, bir hata ettim. Hepiniz ama bana güldünüz. Hepiniz bana güldünüz. İstersem dünyanın en iyi işini yapın, sizin bir hatanızı affetmezler der. Ve devamında da şunu der. Hata yapan insan çalışkan insandır, hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır. Biz buradan bir sonuç çıkar mı diye baktım yani ben kendi düşüncelerimle konuşuyorum.
Ama olmadı maalesef. Kendisine mutluluklar diliyorum yani, yol açık olsun. Sonunu iyi görüyor musun Aysel'in? Yine elinden tutarım yani. Tutarsınız, peki. Tutarım. Önümüze bakacağız ederim. Yani 200 annen nesidir? Annen varken hiçbir işin anlamı yok çünkü... Çok teşekkür ediyorum. Sen önce galibine inan, hiçbir şey olmaz. Esra yolunuz açık, açık olsun. Sizin var mı bir öykünmemiz, bir deneme, bir şey anlatacak mısınız? Benim öyle bir öyküm yok abla. Ben onlar gibi şair olamıyorum. Allah yolunu açık etsin Aysel'cim. Çok teşekkür ederim. İnşallah doğru seçimler yaparsın ama gittiğin yol yol değil, sadece bunu söyleyebilirim. Sizi buradan uğurluyorum. Şu an gideceğim yol ablamın yanı. Allah her şeyin hakkında hayırlısını versin. Size de bu arada ben çok teşekkür ederim. Ben fiziksel mekandan bahsetmiyorum. Zihninde gitmek istediğin yol yol değil. Abla ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yok böyle bir şey. Hayır, ben üzülüyorum sizin için. Allah'a emanet. Yani seçimlerimizin bedelini biz ve çocuklarımız ödememeli. Ali Bey de şahane bir anekdot anlattı. İnşallah Aysel buradan kendi adına dersi çıkartır. Hüseyin Polat konusuyla devam ediyoruz. Buyursunlar. İşim ben sesleniyorum. Yaşım 60 ama 40 tane doktor yapsa buradan sevgimi çıkaramazlar. Benim işim beni insan etti. Ölmek istiyorum. Nermin. Oh, sen Nermin abi gel buraya. Gel yavrum benim. Benim yavrum gel ya. Benim yerlerine koydun. Ben neden bu evliliği bitiriyorum? Diyeceğim ki ortada bir şey var ve beni kıskanıyor. Fakat hiçbir şey yokken rüyada kıskanılır mı, size soruyorum. Senin nikahın altındayken ben sana yanlış yapmadım. Benim peşimden koştu. Evet. Ben her yerden engelledim. Şu an yapmış olduğum gibi engelledim. Fakat niye kocan hiçbir zaman peşimi bırakmadı. En büyük hatayı kendime yaptım. Evlendim ve pişmanım. Ayrılmak istiyorum. Neyden pişmansın? Ben seni koca olarak kabul etmiyorum. Onurlu. Dedin ki ben onu hiç lavumlardan çıkardım. Asıl lağımlardan ben seni çıkardım açlıktan. Sen kimsin ki beni lağımdan çıkarıyorsun? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Keyfinden ölürdün. Böyle böyle yapıyordun nikah şeyini. Tamam, yaptım bir kere. He? Para bitmedi. Yaptım, yaptım diyorum. Yaptım, hata yaptım. Para bitmedi. Evet, yaptım. Nikah fotoğrafını da böyle salladım. Ama şimdi de seni böyle sallıyorum. Pişman mısınız o kareden? Kim kimi sallayacağı böyle? Dolandırıcısın. Çok dolandırıcı. Pişman. Niye içeri almadın beni? Beni niye eve seni almadın? Seni sevmiyorum, istemiyorum. Bak bak, dedi kollarım ki, bomboş görüyor dedi musun? Hiçbirinde tenezzülüm yok. Anlatın. Boynundakinden de çıkar. Olayı utanmaz. Anlatın. Kulağındakinden de çıkar. Aç çöpe. Aç çöpe onu. O benim evime iç güveyi geldi. Esra Hanım 3 ay öncesine kadar o benim evimde yaşıyordu. Kim kirasını verdi? Esra Hanım oğlum benim eşyalarımı aldı, sattı. O satınca ben mihirlerimi bozdurdum. Bu eşyaları aldım Esra Hanım. O aynalar benim 15 milyarımın analı. Allah'ım yarabbim, o kadar aç ki. Almasaydın ayol sen de. Hayır. Hüseyin Bey'in buzdolabı dedikleri diprizler miydi? Bir de mutfaktaki normal buzdolabı var anladığım kadarıyla. Bunu söyledim dün daha dedi. Evet evet, onu mihirle aldık. Gelin lütfen, gelin. Ne bitmez mehirmiş ya. Ben sevgimin kurbanı oldum. İki dünya bir araya gelse seni sevmeyeceğim, seni kıskanmayacağım. Durumda sen benim değilsin. Maaşımı yiyeceksin, durumda boşanmazsan. Değilsin. Gel buraya boşanacağız. Hoş geldiniz. Eşiniz Emine Hanım şimdi suitiyomuzda olacak. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Bulduk Esra Hanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin deli kız. Deli kızı sevmek yiğitliktir. Lütfen kapatın şunun sesini. Konuşmak istemiyorum kapatayım. Kendisine. Kapat ya. İki gözümün çiçeği. Yüzsüzlük yapma lütfen. Kapat çıkar ya. Çıkmaz hoş beni geldin. Sinir etme. Esra Hanım hoş bulduk. Buyurun. Şimdi hani birbirini işte sevmiş, tanımış, kaçmış, evliliği tüketmiş bir çift yok karşımda. Ya da uzun yıllar evli kalmış, birbirine tahammülleri bitmiş bir çift olarak karşımda değilsiniz. Siz normalde teyze çocuklarısınız. Evet. Yetişkinsiniz. Belli bir yaştan sonra bir anda bu evliliğe karar yok. Veriyorsunuz ve bir yıl önce nikah masasına evet. Oturuyorsunuz. Halbuki Hüseyin Bey diyor ki benim... Düşüncem şuydu. Yok. Emine bana ne olur. Sakın. Lütfen. Hayır, lütfen. Lütfen. Hayır, lütfen hayır, rica ediyorum. Musunuz? Hayır abicim. Bana yaklaşmanız yasak. Hayır. Yasak diyorum sana. Esra Hanım ben çıkabilir miyim?
yasak bana yaklaşması lütfen. Ya, zaten yaklaşamaz. Hı. Yapmayın şunu vallahi. Yapmayın. Ya. Şunu anlamıyorsunuz. Kadınlara ben böyle sizi... davrandığınızda, bu kadar ısrarcı olduğunuzda sanıyorsunuz ki geri gelirler. Asla. Tam tersi. Bir kadın için en itici durum ne biliyor musun? O erkeğin sürekli karşısında, aslında her bir insan için sürekli yalvarması. Azıcık da o hayıra bir saygı duyun ya. Yüzsüz. Ya siz de ama bu hakareti edemez. Ama hop, hop. Yüzsüz şu an hayır. Yaptığına bakar mısın? İstemiyorum Esra Hanım. Diyorum. O Esra benim Hanım, istemiyorum. İlk göz ağrım, papatyam. İlk hayatım, göz ağrısı sizin değil. İlk göz ağrınız kara toprak altında. Kadın hastalıktan... Ona saygısızlık olsun. Yapıyor şu an bence. Ya bu evliliğiniz zaten bence saygısızlık da her ikinizin de tercihi. Bu sebeple soruyorum. Yani yetişkin olup bu evliliğe karar veren sizsiniz. Esra işte Hanım. Nikahınız yapıldı. Emine Hanım şunu düşünüyorum. Siz aslında onu gördüğünüz andan itibaren bu evliliğin olmayacağını bile bile bu nikaha niye evet dediniz? Esra Hanım anlattım hani ya. Hani o daha dürtüsel ne bileyim duygusal davranabilir ama siz daha mantıklı bir kadınsınız. Bakın günlerdir zaten konuşuyoruz biz bu konuyu. Defalarca konuşmak Hüseyin şeyine geçiyorum ben artık. Hani defalarca anlatınca insanları da bıktırıyoruz. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben sözümü söyledim. Ben boşanmak istiyorum. Ama şu cevabı evliliğim... Sen daha mantıklı bir kadınsın ya. Onunla aynı ortamda Esra bu Hanım, ilişkiyi yaşayamayacağını bile bile... Hata anlamında değil. Neydi sana? Bununla olur. Çocuklar açısından sormuyorum. Kızım için demiştim ben size. Hani evin içinde kaç başka bir kızınız? Adam... Kızım 30 yaşında. Bekar. Çalışıyor. Çok büyük ama. Büyük. Fakat bir tane adamla evlendiğimi düşünün. Kızım evde genç kız. Ben ama 30 yaşından sonra hani çalışıyorsa kendi hayatını kurabilir, o evden çıkabilir. Hani o hayır. Anlamda özgürlüğü var. Hayır, öyle bir şey istemiyorum ben kızımla. Yani kim olursa olsun, Hüseyin değil, bir başkasıyla da evlensem ben kızımdan ayrılamam. Ha, aslında bu belli bir yaştan sonra o ilişkiler biraz daha riskli duruma geçiyor. Ben kızımla, oğlumla büyüdüm, onlarla beraber büyüdüm. Hı-hı. 22 yaşında eşimden ayrıldım. Çocuklarımla yaşadım. Çok oldu hani ayrılalı. İşte son bir yıl önce karar verdim. Teyzemin oğluyla evlendim. Yanlış tercih. Bunu ben kabul ediyorum. Günahını şu şekilde ödüyorum. Aldığı eşyaların hesabını... İlk günden beri mi ondan nefret ediyorsunuz yoksa sonradan mı nefret evet, etmeye evet. Başladınız? Evet evet. Yani hayır, şöyle... Hayır Esra abla hayır. Hayır şöyle dakika, söyleyeyim. Bir dakika şöyle söyleyeyim. Alacağım. Evliliğin vermiş olduğu hani gereken her şey yapılıyordu yani oluyordu. Mesela kaç gündür şeyden bahsediyor. Hani bir yıl, 365 gün nefret ediyorsan bir gariplik var ama... Evet. Son 20 günde ben ondan rahatsız olmaya başladım, başka bir şey. Hayır, ben evlendiğim günden beri yanlış olduğunu biliyordum. Ama böyle iteliyordum. Ben ona bir güne bir gün canım demedim. Kaç kendisi günde de söylüyor. Evliliği iptal edebiliyorlar? Şimdi evliliğin iptali evlendiğiniz kişi de hata ettiğinizi düşünebilirsiniz ama siz teyze iptali söz konusu değil. Yani evliliğin iptali ya ben... evleneceğiniz kişinin şahsında yanılırsınız ama siz ikinci evlilikleri yapmış, aklı başında ve aynı aileli kültürü paylaşan insanlarsınız. Ama benim garibime giden sevmedim değil. Hiç sevmedim. Hülya Hanım. Hiç sevemedim. Hiç sevmedim ve tiksiniyorum. Özür ama beyefendi de anlatıyor diyor ki hiç sevmediğiniz birine, Hanım, tiksindiğiniz birinin gömleğiyle, çorabıyla niye uğraştınız? Hülya Hanım. Buyurun. O zaman da kendinizle çelişiyorsunuz. Şey, Hülya Hanım, sevmeye çalıştım. Kendisine de defalar... Her dediğinizi hayır, yaptı hayır. Mı? Her dediğinizi bakın, yaptı mı beyefendi? Nasıl? Hülya Hanım. Her dediğinizi onayladı mı? Şunu giyme, giymedi. Cevaplayın, evet. Burada... Bu 15 gün içerisinde Hülya Hanım tamam itakaka yani böyle bir bağırıyordu, çağırıyordu. Ben hiç sesimi çıkarmadım. 15 gün içinde mi? Kaç gün mutluydunuz yani ne kadar? Sorabilirsin. Bak. O kendi çapında yani, çok mutluydu. O da söz hakkını kullanıyor. Evlilik yani yaptığımız günden beri bu böyle bağırıyor. Hayatıma zukum oldu. İşte çocuklarımı böyle yaptın, şöyle yaptın. Onlar üç benim kelimelerim ya, değil bir kere. Bak üç yüve gidiyor ya. Esra Hanım, hı hı. Doğrusunu konuşsun. Hı hı. Biz ilk konuştuğumuz zaman... Sen doğruları mı konuştun da benden dedi. Doğru konuşmamı bak, bekliyorsun? Emine dedi. Doğruları mı nikah, konuştun sen? Abicim nikahtan sonra siz mutlu oldunuz mu hiç? Evet, evet. Kendi çapında evet. Evet, hayır. Ama ben hayır, mutlu olmadım. Yanlış. Eşinizin size yaklaşımı sıcak mıydı? Sıcaktı. Hayır, sıcaktı. Kesinlikle. Her şeyiyle, her şeyiyle. Hayır, kesinlikle. Her terbiyesizlik şeyiyle. Yapma. Bak. Bak karşımda öyle ama gülümsüyor şey ya. Bak gülümsüyor sıcak, ya beni gıcık sıcak ediyor. Sıcak demesi kötü bir şey değil ki. Bana yakındı yani. Evet. Yani siz evet. Karı kocalığı. Bak şöyle de bir laf konuşuyordu Esra Hanım. Diyordu ki bazı şeyleri böyle yani şey yap alışacağız birbirimize. Tamam
Tamam. Alışacağız birbirimize. Yani alıştığım yok. 20 yıldır ben bekarım. Hı hı. Ve çocuklara gelince dedi ki ben çocuklarımdan asla dedi. Sen değil de kralı gelse ben çocuklarımdan vazgeçmem. Dedim ki o zaman dedim teyze kızı bir ev tutalım çocuklar bir evde dursun biz de bir evde. Dedi yalancı ki, bu kelime hiç geçmedi. Bak, iki ev doğru konuş bak, lütfen. Doğru konuşuyorum. Doğru konuş bak. Bak burada doğru yaşından konuşuyorum. Yaşından utan diyorum ben, ya sana yaşından utan. Ben yalan söylemem. Sen dinle, yalanın dinle. Yalanı çok affedersiniz yalanın de. Yalanın danışkasını konuş. Yalan söylemiyorsun. Emine, çok yapma. Affedersin ne yapıyorsun bak, artık? Kırıcısın. Kırıcısın kırma. Kırıcı mıyım? Ha. Sen ne nesin peki? Esra Hanım, dedim ki bir ev tutalım. Çocuklar ayrılır. Dedi ki beni sen değil, senin şahın ayıramaz. Çocuklarla aynı evde kalacağız. İki kira vermeyeceğiz. Yanlış mıyım? Yanlış mıyım Mahmut? Ne kadar yanlış süre nişanlılık sözü? Sen bu kelimene inanıyorsun. Flört zamanınız ne kadar sürdü? Hayır hayır, bir hafta 10 gün içinde karar verdik, evlendik. Esra Hanım, şunu da açıklayayım. Şimdi bu açıklamayacak. Hani alışmak için ben genelde flört ederiz ya. Kötü ben olayım. Ben buna hanım istediğim zaman bu Ankara'dan bir hanım buldu. O hayır, konulara girme lütfen. Gireceğim, İsim vermesin. İsim Esra verme, olayı tamam anlatsın. Hanım bu konu bulmuş, uzayacak mı Esra Hanım böyle? Esra Hanım. Duymak istiyorum. Hayır, ben 6'sında dedi gel İzmir'e. Dedim ki ben 6'sına kalmadan geliyorum. Bir gün evvel ben geldim. Sana bulduğu eşle tanışmak için. Evet. Sen İzmir'e evet gidiyorsun. Ama beni arkadaşlarım pişman etti. Dediler ki bak seni dolandırırlar. Dolandırırlar. Senin teyzen kızın neyin yok neyin var dolandırıyorlar? Dedim ki benim dedim bir teyzemin kızı var dedim. Kaynımın hanımı bizim şimdi şöyle bizi Arap satçı. Benim, anladım. Çok heh, o kadar detaya evet değil mi? Dedim ki böyle böyle. Dedi ki git ezen kızını al. Ona ana bacı demişem. Ben de geldim buna. Kapıdan girer girmez içeriye. Elini tuttum dedim ki Emine Allah'ın emriyle. Sen de dedim yalnızsın ben de yalnızım. Saçmalama dedi ben sana dayı diyorum. Dedim ki o gün evliydim dayı diyorsun. Bugün benim hanım öldü. Sen de bekersin. Dayıma yok. Nişah düşüyor. Kaç bak gündür anlatıyorsun bunları? Bak dinle. Biz Esra Hanım şuna izin vermeyin lütfen. Telefonunu telefonunu kapattı. Hiç görüşmüyor. Oğlumun nişanında ben buna bir laf attım. Karşılaştınız. Evet aynı da bacısının evi. Laf attım. Bu da arkadaşına diyor ki teyze oğlu bana niye laf attı? O da diyor ki aç telefonunu bir dinle. Açtım. Elimde 2 tane amanat vardı. Götürdüm. Bundan buluştuk. Kısa gidiyorum. Al dedim bunları anan südü gibi helal olsun. İster ye istersen ne edirsen ne de. Ne ben onlar? Ben Erzurum'a gidiyorum. Bilezik. Herhalde. 2 tane bilezik getirdi bilezik Esra Hanım. Bilezik. Sana hediye. Ben dolandırıcıyım ya lütfen burayı evet, çok iyi dinle. Evet 2 bilezik o yüzden verdi susuyorum. Evet. O yüzden susuyorum. Peşinden bağırdı ben bıraktım gittim. Pardon. Bıraktım gittim. Pardon bak, kaç tane bilezik getirdin? Allah için doğru konuş ama. 2 tane bilezik. 2 tane. 2 tane mi? 2 tane mi? Bir Allah olmasa için. Tamam, abi sen de cebinde bilezikle hayır mi dolaşıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Evet, evet. Bak, Esra Hanım bileziğin birini bacısına sebep kızdım. Yani oğlumun kaynanasına sebep kızdım. Bileziğin birini bozdurdum beraber yedik yani. O beraber mi? Da. Evet. Benle. Evet, sonra? Gidip, benle gidip mi yedin? Evet. Ramazan bir saniye. Telefonlarım kapalı benim. Benimle nasıl bilezik yiyor Esra? Senin hayır peşinde koştuğunu anlatan bir isimli söylemde bileziği verdiğim tamam, günden bilezik sonra tamam, bilezik önemli değil. Sen onun gönlünü kazanmak için evet varlığını ortaya koyuyorsun. Evet. Dedim ki Emine dedim. Nasıl ikna etsin onu ben evliliğe? Adamlığını bugün söyle. Allah aşkına senden ayrıldığıma pişman olmayayım yani. Ayrılacağım kesinlikle de. Pişman olmayacaksın. Bak şimdi oğlum burada. Ayrıldığıma pişman etme bak, yani. Konumuz öyle o değil. Hiç. Konumuz oğlum o değil. Burada. Gelecek evet burada bu seyircilerin içerisinde bunu Türkiye Cumhuriyeti değil dünya izliyor. Oğlun gelip sana bir kelime kullanacak. Benim oğlum niye bizim evliliğimizle konuştu mu ki şimdi konuşuyor? Hayır hayır. Benim senin oğlum ilk önce bana anahtarı verdi. Çıkmasını yok, istemiyorum. Yok çıkmayacak oğlunuz da. Oğlum bana anahtarı verdi. Dedi ki dayı dedi evimizin büyüğü de sensin babası da sensin. Sen oğlumu neden yandaş aldın kendine? Ben almadım. Ben neden almadım aldın oğlu. Hı. Oğlun kendisi müracaat etti geldi. Buraya da çıkacak. Oğlunuz kaç yaşında? Benim için çıkmıyor. 28 yaşında. Bak, hani beyefendi Emine yönlendiriyor mu diye benim düşündüm. Benim için çıkmıyor, oğlum, senin için ben çıkıyor. Ben de ikisinin çocuklarını küçük bakın sanmıştım. O gün ben size sürekli... Hı-hı. Lütfen koyun çiçeği kenara. Hı. Esra Hanım şu an ağzım kuruyor. O, niyetli misiniz? Evet. Allah kabul etsin. Şu an diyorum ki... Hani konuşamıyorum. Bunun konuşmalarını siz
çok güzel dinleyebilirsiniz ama ben artık bıktım bundan. Tahammül edemiyorsunuz. Tahammül edemiyorum. Ben sadece boşanmak istiyorum. Çoluğu konuda... çocuğu karıştırmasın. Biz teyze çocuklarıyız. Ben isterdim ki ikimiz medeni bir şekilde ayrılalım. Çünkü düzgün bir şekilde evlendik. Şimdi de ayrılalım. Fakat o getirdi. Eşyalardır şudur budur. Bunun sözünü o herkesin içinde söz veriyorum. Kandırdığınız asıl sonu. Hayır, kandırmadım. Evliliğin bitip bitmemesi değil. Esra Hanım, bir yılım geçti benim. Evlen bir yılım. Sizin bir yılın geçmedi. Maddi evde menfaatinizin olduğunun altını evet, çiziyor. Evde rahmetli dakika, olunca iş karıştı. Hüseyin Bey, asıl mevzu evlilik. Sesine tahammül edemiyorum. Evlilik mevzu tabii, şu. Tabii tahammül edemezsin. Hüseyin Bey dinleyin, buyurun, bak benim de buyurun, gerçekten tamam, dileğim. Tamam. Sizin bu evlilikteki, bu evliliği, bu nikah masasına oturmanızın sebebinin maddi menfaat olduğu, bir plan doğrultusunda onunla evlendiğiniz, işi bittikten sonra beni kapının önüne koyuyor diyor. Aslında evet, en büyük iddiası aynısı, bu. Aynısı. Esra Hanım bunu aynısı. Ben nasıl bir şekilde eşyalar diyor ya, tamam gelsin alsın, ben hiçbir şey istemiyorum. Benim eşyada gözüm yok. Analar bir emine doğuruyor, 45 yıl olmuş. Eşyayı fabrika bir günde sen çıkar diyor. Sen bu saatten sonra ben o aşağı. Emine'yi zor bulacaksın. Bulurum, bulur. Zor bulur. Bulurum. Ha bulursun. Bulurum. Eyvallah, şimdi, bulur. Sizin evlenmemek, bir dakika. Sizin evlenmemeniz için... Ben dolandırıcı için... değilim. Lütfen. Bak bunun altını... Dolandırıcı olmasan beni evden atmasınız. Peki dolandırıcıysam... Onu niye attın? Dolandırıcıysam Emine, sen beni niye istiyorsun? Bir saniye. Bir saniye. Ben, benim hayatımda dolandırıcı bir bak. İnsan olsa Esra Hanım... Ben derim ki defol git... Esra Hanım, hani, müsaade ederseniz zararın neresinden dönersen kar döderim. Sorun soracağım. Sonra bir iki soru Esra soracağım. Hanım, evet. Buna soruyorum. Ben kötü. Ben yanlış yaptım. Yanlış bir kelime konuştum. Telefonunu kapattı. Beni eve almadı. Jandarmaya bak cebimde kart, uzaklaştırma aldı. Yalandan bayıldı ayıldı. Bak yalandan bayıldı ayıldı. Tamam yalan yaptım. Ha. O da doğru. O zaman şimdi, sen haklı ol. Benim... Evime ben sığmıyorum da. Ben sığmıyorum. Enişten nasıl sığıyor? Bunlara girme lütfen. Enişten nasıl sığıyor? Bak konu bizim konumuz. Bizim konumuzuysa dün Esra dedin ben ki. Ben çıkıyorum. Bak ben çıkamazsın. Çıkıyorum. Sen dün dedin ya? Ki. Ha. Dün dedin ki Esra, o benim aile dostu. Hayır. Enişten aile dostu olamaz. Emine lütfen. Lütfen bu yuvayı yıkacaksın. Yıkma. Sana, yuva mı var ortada? Yuva sana, mı kaldı? Sana yaşadıkça sen öleceksin. Ayrılacağım sen. Allah aşkına bir tamam. Durun. O kadar yüzsüz ki istemediğini yani farkında. Peçeteyle sildiniz. Şimdi ölüm mevzunu açtığınızda yeri gelmişken söyleyeyim. Siz telefonda şöyle bir cümle kurdunuz. O zaten annesinin katili dediniz. Evet. Şimdi hem akrabasınız, teyze çocuklarısınız hem de Hüseyin mı? Bey'i o annesini... Sen bu kadar utandın, utandın mı utanmadın mı? Annesini ne? Öldürmekle ne? Suçladınız. Evet. Hatta döverek bir şiddet uygulayarak. Evet. Dedim annenizin ölümü ne zaman gerçekleşti dediğimde evlenmeden 3 yıl önce. Hani evlenmemeniz için akrabalık, işte yengenizin işte kötü hastalık geçirmesi, zaten yakın ilişkileri olması, bir de aile içerisinde iddianıza göre katil damgası yemiş biriyle de evleniyor olmanız garip. Esra Hanım, o şöyle oldu. Ya da kendinize mi inandırdınız? Ya Hüseyin tanıdıktan sonra hayır, asla o zaten yapmamıştır diye. Şöyle söyleyeyim, bağlanabilirler herkes. Karşımda gıcıklık yapıyor, farkında mısınız? Yapmayın lütfen. Bakın, hayır, böyle yaptıkça, böyle yaptıkça kaybediyor, farkında değil. Neyse kaybetti zaten. Kaybetmem Emine, kaybetmem. Esra Hanım. Dinliyorum. Bakın. Dinliyorum şu sizi. Adam şöyle yaptığı sürece ben şu an hiçbir şeye cevap veremiyorum. Siz aynı bakın, sofraya hiç oturdunuz mu? Efendim? Ay, karşılıklı yemek yediniz evet. mi? Yedim ama şu an tahammül edemiyorum. Ha. Bir de şu an hiç tahammül edemiyorum. Emine Hanım şunu merak ediyorum. Siz aynı zamanda da beyefendinin evlenme talebine aracısınız ya. Siz diyorsunuz ya ben hata yaptım. Tiksiniyorum, iğreniyorum, hiç sevmiyorum. Evet. Bu sizin tercihinizi sonuçlarınıza katlanırsınız ama... Diğerini ben biraz vebal olarak görüyorum. Siz aynı zamanda beyefendiyi hiç sevmediğiniz, tiksindiğiniz biri için aracı oluyorsunuz ve başka kadınlara onu met ederek benim kuzenim var evlenin diye de referans oluyorsunuz. Bunu Türkiye'de ilk yapan kişi ben miyim? Hayır, pardon. Bakın. Zaten öyle bulunuyor. Bakın, o ilk karısını da benim sayemde bulmuştu. O ilk karısını da benim sayemde bulmuştu Hülya Hanım. Siz 9 yaşındaydınız ama. 8 evet, yaşındayken mi? Bir saniye evet şöyle anlatacağım. Ben ablamla dedim yani bu ablamın görümcesi bunun eşiydi. Ben ablamın kayınpederine misafir gitmiştim yani o evde kalıyordum.
Orada misafirken bu bizim eve geliyor. İşte Emine nerede diyor. Ben çocuğum o zaman. Annem de diyor ki işte o köyün ismini evinde. Hani şu an vermek istemiyorum. Orada şu an misafir. Ben onu görmeden gitmem diyor. Hı-hı. Hani çok seviyor beni çünkü çocukluğumda. Oraya geldi. Orada o kız da bekardı. Birbirlerini öyle beğendiler, aldılar. Ha, onu da sevdiler. Siz değilsiniz. Hayır, yani ona da sebep benim diyorum. Şimdi siz birini arıyorsunuz. Benim kuzenim var Hüseyin. Nasıl anlatıyorsunuz Hüseyin'i karşı tarafa? Hüseyin dayım, Hüseyin dayım çok mert, çok delikanlı, çok iyi. Ha, başka? Ondan sonra evlenirseniz hiç pişman olmazsınız. Ha. Maddi durumu iyi. Ya maddi durumu şöyle Esra Hanım. Bunun babası da benim dedemin yerlerine aynı kendi bize geldiği gibi gelmiş. Hı hı. Aslında o mal benim dedemin malı. Hı hı. Yani... Kendisi de söylesin. Evlendiğinde ekonomik sıkıntı da çekmezsin. Evet, hani, söyledim. Eli bonkör deriz ya, eli açık. Benim arkadaşımla kendi şu an... Kendi seçmişmem. Benim Esra arkadaşımla Hanım, şu an aram çok iyi. Aramız bozulmadı. O da benim takdiri yazıma saygı nikah duydu. Nikah geldi mi? Hayır, nikah gelemedi. Çünkü kendisi hani farklı yerlerde peki oturuyoruz. Tanıştılar mı yüz yüze? Evet. Hatta evet yazın, dedim ben seni istemiyorum. Yazın, evet. Yüzüne dedim istemiyorum ben seni. Yani, hatta yazın beraber köye de gittik. Bir hafta kaldık. O kızla? Kız tanıştın. Değil. Yani evet. Hanımefendiyle tanıştırdılar. Evet. Bayağı bir süreç de oldu. Hı hı. Üçünüz beraber mi dolaşıyordunuz? Tabii ki. Evet. Ben evliyim. O da benim arkadaşım. Hayır, aralarında hayır. Aralarında hiçbir şey geçmemiş yani. Hayır, hayır. İsteme zamanında hani onunla tanıştırdığınız dönemde siz hani aracı oluyorsunuz hayır, ya. Hayır, hayır. Öyle şey olmadı. Aralarında hiçbir şey geçmedi. Sadece istemiyorum dedi, bitti. İstemiyorum. Hani konuşma dahi olmadı. Sordun mu niye istemiyorsun diye? O zaman işte beni aklına koymuşlar ondan. Kulağınıza ne dedi? Evet, ne dedi? Ya ne dedi kulağıma? Benim hiçbir şey demedi. Lütfen. Ne oldu? Bizim aramızı yapmak için inanın hiç cehennemin ortasına eğer gider böyle yani. Bir şey yapmışsa, hayır, hayır, öyle bir şey yok. Cehennemin ortasına benim gider. Açım. Hayır. Ben? Hem. Niye bu tarafa bakıyorsun? Bakmayın efendim bu tarafa. Orayı da boşaltın. Evet. Zaten bu iş Hüseyin Bey, evet. Hala bu evliliği sürdürme konusundaki ısrarınızda kendinize evet. Saygısızlık yaptığınızın, çocuklarınıza saygısızlık yaptığınızın farkında mısınız? Onlar babaların bu halde olmalarını istemezler. Hangi çocuk? Benim çocuklarım. Evet. Hayır, ben çocuğum yok benim. Ben bununla evlendikten sonra biliyorum. Hayır, ben evlendikten sonra değil Esra Hanım. Çocuklarımla ben ilişkiyi kesmişim. O zaten çocuklarıyla çoktan problemliydi. Ya, yani anneleri öldükten sonra biz onlarla kopmuştuk birisiyle. Birisiyle kopmuştuk, ondan sonra da öbürüyle koptuk. Şimdi işin gerçeği. Esra Hanım, bunu biz yıllarca da burada oturup konuşsak, benim şuram ona karşı hiçbir şey hissetmediği için, zaten benim gönlüm onda olsa... Hiç kimse benim karşımda da duramaz. Şu an yine karşımda kimse duramayacak. Ben istemiyorum. İstedim, aldım. Ama şu an istemiyorum. Yine istersin. Yine Allah, istersin. İstedim, ama. Aldım. Yani o zaman benim için uygundu. Şu anda değil. Evet, değil. Buyurun Hüseyin Bey. Yaşamak ve yaşlanmak istemiyorum Esra Hanım. Bu adamla ben bir ömrü geçirmek istemiyorum Esra. Daniskası ya. Yani bak. Yüzsüzlüğün daniskası. Yeter artık. Sen o... Bakın bana dedi ki düş yakamdan. Düş yakamdan. Kim diyor? Düş ne yakamdan. Ya? Ne yapayım ya? Bakın Esra Hanım lütfen ya? Burayı çok dikkatli. Niye babamı aramak küfür ettiği? Bakın lütfen o bak, ondan sonra bak, oldu. Bak dinle. Küfür ettiğimi inkar etmiyorum Esra Hanım. Niye küfür ettiği? Kesinlikle. Tanmadın mı? Ben, bak ölüden her şey vazgeçmiş. Bir saniye anlatacağım şimdi. Esra Hanım. Annem şöyle oturuyor. Allah'tan megafonu açtım. 88 yaşında benim annem. Annem sen rüya görmedin mi hiç? Evet. Bak şimdi rüyayı anlatıyor. Dengesiz. Normalde beni ne dengesizliğini gördüm? Esra Hanım normalde kıskansa ya da kız... Bakın konuşturmuyor evet, beni. Evet insan mı getirdim dengesiz oldum? Bir saniye. Sadece rüyayı anlattı. Kıskansa beni haklı sebepleri olsa ben de diyeceğim ki... tabii ki kocam yani beni kıskanacak. Değil mi? Haklı. Tabii kıskanabilirim. Ha. Canım demiyorsun, konuşma cicim demiyorsun. Konuşma diyorum sana şu an. Bak ben konuşuyorum. Az önce sen bir şey anlatırken ben sustum cevap dinledim. Cevap vermek zorundayım. Cevap sonra cevap veriyorsun. Cevap vermek zorundayım. Esra Hanım. Bakın bana dedi ki düş yakamdan. Düş yakamdan, düş küfür yakamdan. Küfür ettin düş yakamdan annem dedi. Annem de aldı telefonu. Burayı keserseniz sevinirim. Annem de aldı telefonu. Kızımın yakasından.
Sonra bana dedi ki, ağrın, namusun, şerefin, hasiyetin varsa git beni boşa, kiminle? Ben bu kadar kaydetmedim. Benim de ağrım vardı, namusum vardı, ben şerefim vardı, hasiyetim vardı. Gittim dilekçemi verdim. Daha ne istiyorsun? Sen gittin diye şey verdin, ben de söz verdim ki Esra Hanım'a çıkacağım. Peki bu rüya olayı... Esra'ya değil, Cumhurbaşkanı'na geldim ya. Araya giriyorum. Esra'ya değil, Cumhurbaşkanı'na. 18 ya da 20 gün önce o işteyken sizi arıyor, diyor ki karıcığım seni rüyamda gördüm, başka bir adam ondan, seni sevdiğini... Ondan birkaç gün önce de bir rüya daha görmüştü, bir tamam, hafta sürdü. 20 gün önce beyefendinin başka birini... Ne var rüya görmüşsünüz? Başka biriyle sizi görmüş olduğu rüyalar olmasaydı... Lütfen seyirciler. Siz boşanma noktasına gelmez miydiniz? Gelirdiniz. Rüya görmeyen var mı? Tahammülüm yok. Rüyalar aslında... Evet. O da tuzlu biberi oldu. O da tuzlu biberi oldu. Şımarık mısın sen ya? Niye şımarıklık yapıyorsun? Şımarığın var mı diyeceğim? Şımarığın varsa ben de üzerine geleceğim. Şımarığın üzerine. Gel gelebildiğin. Gel kızı sevmek yiğitlikti. Esra Hanım. Esra Hanım beni boşayacak mısınız? Ben elimden geliyorum. Ben uzun gidiyorum. Bak, şimdi Hüseyin Bey. Gerekli mercilere zaten bildirimi yapmışım. Tamam bildir. Tamam. Sen ne zaman istersen sen beni 5 yıl yapma. Daha iyi geberirsin, aylığını alır oturur. Tamam. Ben sana dostluk yapıyorum. O maaşı diyemezsin. Hüseyin Bey. Arkanızdaki şimdi hanımefendi bu evliliği yaparken. Senin adın Deli Hüseyin, benim adım da Deli Emin. İşte o deli kızı sevmek de benim görevim. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hodri meydan. Sen yaptın, ben de yaptım. Tamam. Hüseyin Bey, arkanızdaki hanımefendilere sorun. Sen evine giremeyeceksin, ben hayatımı yaşayacağım. Yalvararak iyi mi yapıyorum diye. Arkanızdaki hanımefendilere, kadınlara bir sorun bakalım. Gününü seven dikenine katlan Esra Hanım. Lütfen, bütün bayanlar ya da şuradaki erkekler. Dönün arkanıza. En basit erkek bile senin yaptığını yapmaz, biliyor musun? En basit şimdi, erkek bile. Ben sizin... Senden basit yok da zaten. Senin erkek dedikler... Karı koca birbirine eşya almaz mı? Esra Hanım, aldım. Benim aldığım nikahlı aldım. Kocam, ben gelip de şu adamdan istemedim eşya parasını. Peki. Niye kapıya koydun? İyi niye yaptım. Beni kapıya koydun? Gel eşyalarını da götür dedim ama. Nasıl eşyalarını da götürüyorum sana? Eşya seviyorum, Emine'yi seviyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Tamam mı? Sen Emine'yi seversin artık. Oğlun çıkarsa buraya bak Emine. Oğlun Hüseyin. Değil, herkesi çıkart. Çocuklara sormadınız bu evliliği oğlum yaparken. Oğlum benim başımın tacı. Her şeyle dört yıldır ben mücadele ediyorum bir anne olarak. Oğlum doğrusunu söyleyeceğim. Ben size diyorum benim ki... Benim oğlum bugün doğru söyler, yarın da yalan söyler. Çünkü şimdi, benim çocuğumun aklı dengesi şu an yok. Niye aklı dengesi yok? Sen çocuğu akıl dengesiz ettin. Tamam seni düşünaydın. Evine adam almayaydın, düşünaydın çocuğum kafayı. Diyorum lütfen. Oturun lütfen. Sevgili seyirciler, Hüseyin Bey bak. Dön arkanı. Hanımefendilere dön. Bir dakika dinle. Abicim duyuyor musun? Evet. Şimdi ben herkese diyorum ki evlendiğim günden beri aynen kendi ifadesi. Karısı Emine ona diyor ki seni sil baştan değiştireceğim. Benim istediğim gibi bir erkek olmanı istiyorum. Benim istediğim gibi giyineceksin falan. İmajını değiştiriyor. Eşim ilk günden beri üç lafından biri seni evde istemiyorum olurdu. Beni sürekli evden kovardı diyor. En son görmüş olduğu rüyayla da artık Emine Hanım'ın burasına geliyor ve bir yıllık eşini kapı dışarı ediyor. Hüseyin Bey hala Emine Hanım'a diyor ki dön diye. Ben de Hüseyin Bey adına soruyorum. Sor şimdi hanımefendilere, yalvarmakla doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Dön oraya. Abicim dön. Ben seviyorum. Ama bak şimdi bir dakika, işin içini bilmiyorsunuz. Bak işin içini bilin. Madem buna doğru anlatmıyorum size doğru. Yüzsüz. Hanımlar. Lütfen çok ağır konuşuyor. Hanımlar, Esra kızınız Hanım, var mı? Mecbur bırakıyor lütfen. Kızınız var mı? Lütfen. Bir, iki çocuk babası. Lütfen ama bak. İki çocuk babası. Bak başka kişilere giriyor. Başka birisi. Başka konulara giriyor. Kızınızı sen... Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Kızının arkadaşı. Duyum, dinleyin. Benim huzurumu bozan ne oldu? Lütfen vicdanım rica. Kabardı. Ay, ben bayağı madem bir şey sormak istiyorum. Buyurun, madem sorun. Çok delikanlısın, o zaman beni boşarsın. Delikanlıyım. Emine Hanım. Boşamıyorum. O zaman beni boşarsın. Oturun, buyurun. Madem Emine Hanım çok kısa bayan olarak bir şey sormak tabii, istiyorum. Tabii buyurun. Şu fotoğrafın söyler misiniz? Hani burada çok mutlusunuz. Bir açıklar mısınız? Tamam, neden? Mutluydum, şimdi mutsuzum. Ben kocamı, diğer kocamı çok severek aldım. 7 sene evli kaldım, aşıktım deli gibi. Fakat onu da bıraktım. Hangisini? Ya burada da mutluydum. Hangisini? Yaşa.
sevmedim, sevmedim. Var mı itirazın? Sevemezsin tabii. Var mı itirazın? Şey, Bey hanımefendiyle evet, konuşuyor. Evet. Tamam. Ya çok kısa soruyorum. Evet, kusura bakmayın tekrardan. Ya kendi kararlarınızı tam veremiyorsunuz. Tam veremediğiniz için de adımlarınızı yanlış atıyorsunuz. Bence insanların hayatlarıyla oynamayın. Ben kimsenin hayatıyla oynamadım. Yani ama çok günah. Oynadım, benim hayatımın anlamı. Hüseyin Bey duyuracaktı. Yani çok günah. İkinci soru geliyor. Bekar mısınız, evli kimi? Misiniz? Kimi? Bir dakika. Hanımefendiye soru sormak istiyorum. Kimi? Hanımefendiye mi? Ben soru falan almak istemiyorum lütfen. Tamam. Siz beyefendiyle neden evlendiniz madem en başından sayılmadınız? Ben soru. Ben beri söylüyorum. Esra Hanım. Ben onu çok merak ediyorum. Esra şimdi, Hanım kaç kere niye evlendiğinizi söyler niye misiniz? Evlendim? Kızım var evde bekar. Başka bir adam sokmak istemedim. Hadi bu da benim teyzemin oğlu. Öbür adamı niye soktun Emine? Şu dengesi. Nikah olmayan adamı niye sokuyorsun eve? Sana ne? Benim yatak odamda o adam niye gezir? Allah bunlar beyefendinin üzerine niye gidiyorsunuz? Peki buyurun Hüseyin'e soru. Hüseyin Bey abicim kadın seni istemiyor. Sen niye üstüne gidiyorsun? Kadın i̇şte beni istiyor da öbür adam istemiyor. Esra Hanım. Ablacığım öbür adam istemiyor. Asla. Sevgilisi olması kadar normal Esra bir Hanım. Şey Esra yok. Hanım. Esra Hanım. Peki diğer soru. Emine dinleyin. Hanım dolandırıcı diyorsunuz. Efendim? Emine Hanım'a dolandırıcı diyorsunuz. Evet. O zaman madem ki dolandırıcı niye ısrarla Eminem bir arkasında koşuyorsunuz? Bence istemeyen bir kadının arkasında koşuyorsunuz. Ben çok sevmiyorum. Öbürü evden çıkarsa. Ya ben de sizin erkek bir kurumunuz yok. İstemiyorum diyor. Niye ısrarla ediyorsunuz? İstemiyorsa istemezsin. Eğer bir şeyler verdiyseniz. Ben boşanmıyorum. Sebep istenmediğim bir insanla aşk birlikte oluyorsunuz. Ben ona evlendiğim günü söz verdim. Beni buraya hanımefendi. Niye getirdiniz? Bence sorar çok mısınız? Saçmalıyorsunuz bak, siz. Bak sorar mısınız? Ben ona dedim ki her ne olur olsun. Evet. Benim nikahımın altında ama düşme. Sizi istemiyor. Siz bunun farkında değilsiniz. Hala bunu anlamıyor siz ya. Siz sadece maddiyata bakıyorsunuz. Kabul ediyorum. Kabul evet ediyorum. Maddiyat yapmışsınızdır. Oğlum gelecek buraya. Ama bu sizin evi istemiyor. Hüseyin Bey mevzu çocuklar değil. Sen benim hanımefendi. Biz ektirmez. Yarın öbürsü gün o çocuk benim yanıma bak, gelecek. Bak. Sen rezil Esra olacaksın Hanım. Yine. Sen olacaksın rezil. Lütfen. O çocuk benim şu koltuğumun altında olacak. O çocuk benim şu anda. Ben de onun omuzunda kafam olacak. O çocuk benim çocuğum. O çocuğun aslan gibi. Böyle 30 yaşında. Ne demek? Esra Hanım, ona sorar mısınız? Çocuklar, şu anda. Ona sorar mısınız? Yıllardır ne? Aç kaldım, susuz kaldım, evden atıldım. Hangi gün teyze oğlu olarak getirdin de bir ekmek parası verdin ki şimdi bir yıl içerisinde bana hesap tamam, sormaya kalkışıyordun. Tamam ben evli var. Herkes sen evinden kimsin? Sorumluydu. Eşi olarak. Sen kimsin? Hayır o zaman da teyzemin oğluydu. O zaman yasak aşk yaşıyordum. Ha? Ya, deseydin o, ki yasak aşk yaşama. Ben evlenene kadar var. Sen senden getirip sorumluydu. Getirip onu bana verseydin ben keşke. Ben sana nikah kıyana kadar sen benden sorumlu değildin. Peki tamam. Bir soru geliyor. Tamam. Oturun Hüseyin Bey sakin olun. Duymadım. Baştan alın. Bir kere akraba evliliği yapmaları zaten yanlış. Evet yanlış. O en büyük hata zaten Emine Hanım için de. Hem de yetişkinlikte gençlere yani bu tek zorlanıyor. Tek değil bir kere. İkinci evliliklerim artık bilmiyorum. Tamam ilk yapan da biz değiliz ama. Şundan yok hayır ben şey olarak çizeyim. Yani akraba evliliği yapmanız yanlış. Bir kere Emine Hanım artık sizi dünyanın hakaretine etti. Siz hala Emine. Yüzsüz. Yani biraz. Evimi. Şimdi de diyorum ki kamyonu yanaştır. Gel bak. Bütün eşyaları alınca içini soğuyacak mı? Kamyonu ben çekeceğim. Boşaltın evin evet. İçindekilerini. Tamam, boşanacak tamam. Mısınız? Tamam. Ben de eşyasız kalacağım. Ne var? Ay, yemin ediyorum size yerde yatacağım Esra Hanım. Çalışacağım, kazanacağım. Ha gerekirse dilencilik yapacağım. Allah'ınızı severseniz. Ya hiç maşallah bütün, ağzınızla bütün, laf yapıyor. Yani bin tane iş yapabilirsiniz yaparım yani. Yaparım tabii. Yani evliliklerle hayatı var gibi yaparım. Şimdi bütün gibi. Kız çocuklarına söylüyorum. Yeter ki sen hayatımda olma. Allah'ından peygamberinden bulasın. Allah'tan iyi şey bulasın. Çöpten ekmek toplamayı tercih ediyorum. Bak çöpten ekmek toplamayı zaten tercih ediyorum. Emine Hanım sizin aracılığınızla da şunu söyleyeyim bütün kız çocuklarına. Evet. Hayatınızın geçim kaynağını eş ve koca üzerinden sağlamayın. Kocalar gittiğinde parasız kalırsınız. Kendi işinizi yapın. Esra, mesleğinizi edinin. Çatır çatır ben. Paranızı kazanın. Ben sevdiğiniz adamla sevdiğiniz evliliği yapın. Olayım. Evlilikleriniz menfaate dayalı olmasın. Rica ediyorum. Ben alkışlıyorum sizi. Esra Hanım. Çok haklısınız. Sonra biri yapışır bak. Size bırakmaz işte. Esra Hanım.
Bakın bu benim kızım çalışıyor. Olsa... Ben de çalıştım o iki çocuğu. Ben 22 yaşında dul kaldım. Ben genel anlamda topluma mesaj veriyorum. Allah aşkına bağlanın. Lütfen rica ediyorum. Ben topluma mesaj veriyorum. Bak siz de annesiniz. Çocuğu şu ay sen kimseye akıl verme Allah aşkına. Bak, aklın varsa kendine kullan. Çocuğu burada. Çağırıp soracaksınız. Çocuğunu eniştesi olacak kişinin ağzıyla Esra Hanım. Benim evimden kirasını ödediğim evden atıyorlar. Esra Hanım. Çocuk 3-5 bu arada siz evliyken çocuk evden atılıyor mu sizle ha, yaşarken? Aynen. Esra Hanım. Siz yaşarken mi çocuk evden gönderiyor? Bak kafasını şu anda karıştırdı kendisi. Peki, buraya çıkacağı çocuğunuz... belli olduğu için. Hayır. Hayır. Bir dakika evet. Soruyu evet. Sorayım. Çocuğunuz sizle mi yaşıyordu? Benimle yaşıyor. 28 yani 28 yaşındaki kadar. Oğlunuz, evet. 30 yaşındaki kızınız, evet. Siz ve evlendikten sonra Hüseyin Bey dördünüz yaşıyorsunuz. Aynen. Son dönemde oğlunuzun evden gönderilme sebebi nedir? Esra sebebi, Esra Hanım ben açıklayacağım onu. O açıklamaz. Siz bana sordunuz değil mi? Açıklamaz. Size sordum. Açıklamaz. Ha, bana sordunuz, ben cevap vereceğim. Benim çocuğum 4 yıl öncesine kadar 10 numara bir çocuktu Esra Hanım. Ben sonradan bağımlı olduğunu sonradan söylediniz. Bağımlı oldu. Şimdi niye Esra bağımlı Hanım, oldu? Sana soruyorum. Lütfen niye bağımlı şunu oldu? Susturur musunuz? Bazısını kıskanıyor. Ama yalan sen de elin adamısın. Esra kocası Hanım, oldun. Kocası olsan söylüyor. Olmayacak. Deli değil, Esra Hanım, şunun laflarına inanmayın. Deli ya ben delikanlısın. Delikanlıysan bak benim hayatım Hüseyin kötü Bey, diyorsun. Çok özür dilerim. Çek git hayatımdan ya. Kızının bir sevgilisi var değil mi? Evet. Olabilir kime ne? Hayır sana sevgili ne? Değil o. Öbür adamına. Yalan. Bak, vallahi yalan söylüyor. Doğru billahi Esra doğru. Siz bunu en başından beri biliyor muydunuz o ben zaman? Ben biliyorum Esra Hanım. Ona rağmen o eve damat olarak mı girdiniz? Bana neden ne dedi? Kabul ettin? Esra Hanım bana ne dedi? Esra Hanım. Ben itiraz ettim. Dedim ki bu adam bu eve gelmeyecek. Hmm. Bak, sor. Dedi ki sen kimsin? Bu, sen tamam, yolurken bak, bu adam bu evdeydi. Demişim, ev sahibi değil mi zaten? Kimsin? Damat dediğiniz bak, kişinin evin demişim. Sahibi değil mi? Hayır değil. Ev sahibi. Hülya Hanım yalan söylüyor. Olacak siz sorsun. Dekontlarımı niye? Size göstereceğim. Şey Hülya Hanım. Dekontlarımı o, size göstereceğim. Hülya Hanım yalan söylüyor bak. Kira sözleşmemi size dün Özkan evin Bey'e sahibi, göstereyim. Ya bir doğru söyle Allah'tan nokta doğru söyle. Yemin ediyorum ki Esra Hanım lütfen. Gerçekten diyorum şu an... Kızınızın ilişkisi sizin evliliğinizde problem oldu mu? Hayır, hayır kesinlikle. Peki o kızınızın Esra erkek arkadaşıyla... Lütfen. Emine Hanım girmiyorum ya. Ay neden gireyim ben boşanacağım Emine... bu adamdan. Benim hayır, hayatım niye çalkalanıyor? Damat adayınızla. Hocanızın arasında problem oldu mu? Esra Hanım problem insanlık yaptı sadece. Oldu. Abicim bir susun Allah i̇nsanlık rızası için. Benimki de bu kafa. Bu insanlıktan ne anlar ki? Hanımefendi bak. Sen insanlıktan anlıyorsun. Abicim bir sus ya iki dakika bir nefes al. Ya ben kötüyüm kabul al. Ediyorum bak kabul ediyorum Emine ben Hanım, kötüyüm. Düş yakamdan diyorum sana. Kızınızın erkek arkadaşı olması kadar normal bir şey yok. Evet. Yetişkin 30 yaşındaki bir kadının sevgilisinin olması kadar normal bir şey yokken, evet. Kızınızın sevgilisiyle kocanızın tanışması kadar normal bir şey yokken, siz niye buna sanki olağan dışı gibi davranıyorsunuz? Esra Hanım. Tanıştılar mı tanışmadılar mı Esra damat adayıyla? Tanıştılar. Aralarında problem oldu mu kocanızla damat adayı arasında? Hayır, hayır. İnsanlık yaptı sadece. Peki damat adayı sık sık evinize gelir miydi? Evet ya, her gün. Siz onların ilişkisini destekliyor musunuz? Destekliyor. Ben kızımın her şekilde arkasındayım. Tamam. Yani peki kızınızın ilişkisiyle şu anki evliliğiniz arasındaki çengel nerede? Kişinin evli olmasından dolayı mı Hüseyin Bey itiraz ediyor? Evet. O kişi evli mi değilmiş? Bunu evli. Soruyorum. İsmini öğrenmek istemiyorum. Evli. Söylesin evli iki çocuğu var. Seni i̇ki tane oğlu var. Seni ilgilendiren bir konu yok. Seni, sen kendi ya 30 yaşındaki bir kadın. Var ya, senin çocuklarına karış sen. Anlatıyorsunuz. Kızın sevgilisi var gibi soruyorsunuz. Siz kızın sevgilisi bakın, olmasına değil, adamın hayatı, evli olmasına itiraz ediyorsunuz. Evli olmasına, peki, evet. Evli mi değil mi? Evli olmasına. Bak Esra Hanım. Boşanma sürecinde mi? Aynen öyle gibi bir şeyler. Hayır, hayır, hayır. Yani boşanma, hala boşanma yok. O konuya girmeyelim. Allah'ın ismini bilmiyorum, cismini bilmiyorum. Anladım. Sadece size rica ediyorum. Allah aşkına hayır. O fotoğraf yayınlandığında... O para fotoğraf var. Yayınlanırsa bak, Esra Hanım karışmam birisine. Bura olan karşı bitiyor zaten. Taraftan bir maddi menfaat bak, var. Karşı taraf... İstersen şeyden kovar. Abi bir çıkardı. Susar mısın? Bunu dememiş senin de demedim. Senin evet ya da hayır demen yeterli bana. Bu karşı kocasının... Taraf, şeyin... Evli olan adamın zengin olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Hayır, hayır, hayır. Oğlunu da 5 milyon verdirdi. Bak, Esra Hanım. Gitti oğlan çamaşırlarını almaya, banyo yapmaya. Ay. Anladım. Kirasını ay. Ben ödedim eve. Burada çağırırım. Bu insanlar hayır, hepsinin günahını. Siz o adamla sofraya oturdunuz mu? Evet, oturdum.
Sanırım. Konulara girmeyelim. Bu adama şu... telefon açtılar. Bakın. Telefon açtılar ki Adem geldi banyo yapıyor. Duş alıyor. O da oradan telefon açtı ki çabuk evi terk ede duşmuş alamasın. O çocuğu burada. Bir şey söyleyebilir miyim Hüseyin Bey? Madem bu kadar değer yargılarınız var, size dayı diyen bir hanımı neden nikahınıza aldınız? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Siz bir kadın için, bir kadının hayatında büyük bir sınavsınız. Allah kimseye sizin gibi bir adam nasip etmesin. Hiçbir kadına. Ben burada darlandım. Amin Gamze Hanım, teşekkür ederim. Amin. Dediğim gibi azıcık birazcık de hanımefendi de dediği gibi birazcık gururunuz varsa sizden bu kadar nefret eden benim bir kadının peşini bırakın. Zorlamayın. Niye zorluyorsunuz? Neden zorluyorsunuz? Benim hayatımı bitireceksin. Benim hayatımı bitirdikten sonra rahatlayacak mısın? Rahatlayacağım. Şimdi, rahatlayacak mısın? Emine Hanım, bir şey sorabilir miyim? Bitir gitsin. Hayatımızda... Benim hayatım bitmez. Olur, bir susun iki dakika. Hayatınızdaki ilişki... Hayatınız hep böyle belalı ilişkiler var mısınız? Konuşmasın şu adam. Belalı ilişkileriniz var mıydı? Yani şimdi bu evliliği yaparken genelde şöyle düşünüyorum. Bir şeyden kurtulmak için yaparsın ama... Hayır Esra Hanım, hayır kesinlikle. Kızımızın hayatında zaten hayır. Biri var. Yani hayır Esra Hanım. Hüseyin Bey'den önce belalı biri vardı da bundan kurtulmak için ve nikahla o kişiden kurtulmayı sağladınız. Hayır Esra Hanım, benim ilişkim vardı. 10 yıl oldu biteli. Ha biteli. Biteli, hiç genelde, o konulara girmeyin, kimsenin yuvasını yıkmaya... Gelmedim ben buraya. Herkes mutlu, huzurlu yuvasında olsun soru, lütfen. Benim sorduğum soruyla verdiğiniz cevap bambaşka. Hı-hı. Hayatınızda bir belalı biri varsa ondan kurtulabilmek için... Belalıdan kurtulmak için bu adamı mı tercih edeceğim? Hayır, öyle bir kadın mıyım yapıyorlar. Peki? Bilemiyorum hayır. Artık. O, yani sizin yaşam stiliniz. Hayır hayır. En belalısıyla yaşarım ama bu adamla 5 dakika daha yaşamam. O bir bana mantıklı yaşamam. Geldi çünkü belalı biriden hayır, kurtulmak. Hayır, çünkü kesinlikle. Normal şartlarda insan teyze oğluyla kesinlikle. Evlenmez. Kesinlikle Esra Hanım, kesinlikle. Ya da kızınızın 30 yaşındaki kızınızın da bakın kendini koruyabilecek düzeyde ilişkileri de var. Gerçekten çok teşekkür ederim. Onu korumak için de beyefendiyle evlenmezsiniz Emine Hanım. Efendim? Kriter, yani söylediğiniz kriterlerle bazen çelişiyorsunuz. Beyefendinin yaptığını asla tasvip etmiyorum. Çünkü neden? Ya insan ikinci evliliklerde Türkiye'de maalesef böyle. Birinci eşe hiçbir şey yok. İkinci eşe bilezikler, kamyonu satmış. Ya kamyon sizin ekmek tekneniz. Çocuklarınız oraya yükleniyorsun. İki oğlun seninle niye konuşmuyor? Düğününe bile Hülya çağırmadı Hanım. Oğlum. Bak sizin de evlatlarınız. O yüzden bu tarafın evladından vurmaya hayır, çalışma. Hayır hayır. Ama şu da yanlış. Diyorsun ya benim 30 yaşındaki kızımın buna kalacak diye yabancı bir erkek sokmak şey istemiyordum. Sizin bu kız konuda... ilişkiyi biliyor. Başka sevgilisi var, görüşüyor. 30 yaşındaki ben kızınızı kurmak için de şey sevmediğiniz teyze oğlunla evlenmezsiniz. Bir yıldır ben ona yemek pişiriyorum. Ütüsünü yapıyorum. Ağzımdan hangi bir kere... Bir ben kaç gün yattım evde? Sen topu bir topu bira yattın mı? Hüseyin Bey, bir kere. Bey, size bir soru sordum. Niye sırası geliyor çünkü diyorsun çalışıyorum ki? Ben. Bir dakika, sırası geliyor diyorsun ki. Tam birbirlerini bulmuşlar. Her gün eve gittim temizlik yaptım. Vallahi bak. Nasıl yaptın? Evet. Evet. Nasıl her geldiğinde temizlik yaptım. Her geldiğinde. Hüseyin Bey, Hüseyin Bey, dün dedim ki size ilk oturduğunuzda evet. Kendinizi seviyor musunuz dedim. Şurada her yalvardığınız dakika, yani bırakın Emine Hanım'ın gözünden düşmeyin. Hanım, diğer kadınlar tarafından da herkesin gözünden düştün sen susar bütün mısınız? Kadınların. Susar mısınız? Diğer kadınlar tarafından da aynı şekilde algılanıyorsunuz. Sizin bu ilişkiden kurtulmanız sizin hayrınıza. Biz zaten siz bunun bir farkında, 15 gündür kurtulmuşuz farkında değilsiniz. Bu ilişkiden kurtulmak size iyi gelecek. Sizin hayrınıza. O yüzden dedim ki kamyoneti çekelim, eşyaları alalım. Evet. Para sizin kalbinizi soğutuyorsa para soğutsun. Aynen. Ama bu evliliği bitirin artık. Her şey soğuyor. Mağdur Hasan. Olabilirsiniz. Bak kendinizi mağdur, kandırılmış hissediyor olabilirsiniz. Bunlar sizin duygularınız olabilir. Fakat bunu yalvararak ya da evliliği kurtarak düzeltemezsiniz. Tek yapmanız gereken önce kafayı dinlemek, sonra sizin kültürünüzden size ait biriyle samimi gerçek bir ilişki kurmak. Kendinizi böyle bu işten kurtarırsınız. Rica ediyorum. Yani çocuklarınız eminim bunu izlerken üzülüyorlardır, perişan oluyorlardır. Benim çocuklarım üzülmez. Hasan niye üzülmesin üzülmez. Ya? Ya benim babam üzülmez. Bir kadına yalvarıyor bak, olacak. Bunun çocuğu üzülüyor. Yemin ederim kendimi paralarım Hasan, yani. Bunun çocuğu şu an içeride üzülüyor. Beni ilgilen abicim ha. Çocuklara sormadınız evliliği yaparken kafanıza ben göre sordum. Yaptınız. Benim çocuklarıma sordum. Onlar da hayır dedik diyorlar bize. Hayır değil.
Hayır diyorlar. Ha. Peki, sizi buradan uğurluyorum, sizi de buradan uğurluyorum. Teşekkür ederim. Ay. Hani genç insan hata yapar. Yalnız seçim yaparsın, gözünle perde iner, aşktan ölürsün de gözün hiçbir şey görmez. Ama artık yani 50'lerde de ne bileyim. Değil mi Hülya? Hülya, Ayşe Saraman, pardon, Hülya Saraman konusuna geçiyoruz. Ablası sürütüyor da buyursunlar. Daldan dala gona gona ya. Bak, ben sen. Sen. Ne? Ben. Ağzından pilav çıkar, seni de yuva yıkılır. Sus, sus. Oo. Hüseyin, çık dışarı. Hüseyin, beni seversen yanma bela. Hüseyin, sakin. Beni uyutup milletle konuşuyor değil mi? Evet. Utanmıyor musun? Uyuzum günaydın yazmış. Uyuzum hiç bana yok. Günaydın demiyor Hüseyin, ona ne diyorsun? 5 yaşında kızımı nereye götürüyorsun Hülya? Dede, sen. Götüre ver, sen. Hey, 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 Hülya. Hüseyin. Bir dakika. Yusuf senin gözünde dört dörtlük bir adam mı? Dört dörtlük. Telefon hattında Yusuf Bey'in eski eşi var. Ben 8 yıl evli kaldım. Beni dilendirdi bu insan. Beni kötü yollara itti. İftira da atabilirim. Kimliğimde de arkadaş getiririm bayanını da gözünün önüne sokarım. Hülya ben sana aldım uykun vermem. Yanına gitme cesaretin var da. Buraya gitme cesaretin yok mu? Sende varmış. Bende var. Adresle giderim. Korunmaz giderim. Hülya'nın kaçmış olduğu o Yusuf Aktaş. Hüseyin Bey, bir şey söyle. Ayşe Hanım, kendinize gelin. Bırakın, kardeşiniz gerçeği görsün. Yusuf Aktaş, kaç yaşındasınız? 61 efendim. Kaç evlilik yaptınız? 3. 3 evlilik yaptınız. Senin oturun. Ya, bu adama yar etmem. Oturun. Ben boşanacağım, ona da geçeceğim. Seni vallahi billahi ya. Çek, ablasının yanına geçiyor. Çek, sus. Ayşe. Çek bak evini bu adam. Yusuf Aktaş, eviniz, bir düzeniniz var mı? 1+1 evde kalıyorum efendim, bir oda. Orada bir karı koca yaşıyor. Evet. Bir odada da siz mi yaşıyorsunuz? Evet. Mahvetti bizi! Ya ediyorum ben. Sizin hakkınızda ne niye eski eşiniz gelir? Yusuf Bey, senin kızın şu anda nerede, ne durumda bana açıkla. Eski eşimin kaydı almıyorum. Eski bacanağıyım, arkadaşının karısına evlilik teklif eden... Arkadaşımın karısısın diyemedin mi? Dedim işte kabul etmedim. Yanıma geliyordunuz ya. Kadıncağızı kandırma. Ulan senin evin yok. Bak Hülya Hanım, aklını başına al kardeşim. Çocuğu bu adamın yanına yarın bir gün nasıl getireceksin? Kendi kızına faydası olmayan senin çocuğuna faydası olur mu? Allah'ın kitabını seversen. Hatan için değil mi? Evet, kabul ediyorum. Hatadaysa gel elimi öp. Dur, ben eve gelmem. Hülya'nın diğer ablası Sabriye Hanım da sürütüyomuzda olacak. Kardeşiyle konuşmak üzere. Sabriye Hanım buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Gözün yaşlı. Evet. Tabii bak Hülya orada. Hülya'yı sen bilirim. Gelme. Hayır. Hayatım abla. Hayır geleceğim. Gelme. Hülya sen beni kabul ettin bak geleceğim. Kız ne yapacaklar? Gelme. Tutup seni eve mi götürecekler? Hayır Hülya zorlayamadım. Gel. Hülya gelir misin? Hülya yayına gelir misin? Hayır dedim. Bak tamam, çıkarım giderim Sabri. Buradan. Hülya gel. Hülya gel hayır, sarılacağım. Hayır. Hayır. Yanmayacağım. Hayır. Vallahi yanmayacağım. Hayır. Sabriye otur hadi. Yemin ederim. Kendinizi şöyle ailenizden koruduğunuz gibi bir de kaçtığınız adamlardan korusanız sosyal medyadan 10 numara olacak her şey. Hoş geldin. Niye kaçıyorsun Sabriye'den? En çok onu seviyorsun. Evet. Ne yapacak? Sadece sarılacak sana. Hayır. İstemiyorsun. Sana sarılırsa kalbin yumuşar diye mi korkuyorsun? Hülya ben sana sarılmak istiyorum. Hayır. Tamam sarılma. Bana hayır sarıl. Deme. Otur. Ne söylemek istiyorsan söyle, dinliyor seni. Hülya eşine dönersen... Sen dön. Hayır, mevzu, eşine dönme hayır. Mevzu değil. Ya benim yanıma gel. Hayır. Benim yanıma gel. Ben hayır. Almaya geldim seni bugün. Hayır. Kızım ben seni almaya hayır geldim. Hayır dedim. Hayır deme. Seni kimse bir yere götüremez. Zorla da getirmeyeceğim. Esra Sabriyeciğim, Hanım. Mevzu eşine dönmesi mi? Mevzu Esra eşine Hanım. Dönmesi değil Esra Hanım. Mevzu ne?
Eşinden nefret ediyor. Belki de eşinden ayrılmak ve boşanmak istiyor. Herkes buna saygı duyabilir. Evet. Ama onun haricinde asıl mevzu Hülya'yı kazanmak. Yani evet. Hülya sizin onun yanınızda olduğunu bilmeli. Siz bunu yaptıkça Hülya daha evet. çok hata yapar. Evet Esra Hanım. Bak Hülya daha çok hata yapar. Evet. Esra Hanım benim dörtte birini çekmedi. Ben ilk eşimden çok çektim. Ahura varacak da bağladılar beni. Ne? Sırtımı... Ahura bağlıyorlardı. Evet. Sırtımı odunu varacak da bağladılar. Çok çile çektim. Bir çocuğum o yanında kaldı, bir çocuğum yanında. Bir de eşimden var şimdi. Yani ben bir dörtte birini çekmedi. Kayınvalidem odundan kavumu bağladı. Gene ben bunu... Benim ablam yoktu, eniştem yok, arkamda sahip çıkacak. Yine ben arkasındayım. Şimdi senin gördük arkada, bir arkamda zorluklara ve sıkıntıya dayanma çok, kapasiten vardı. Çok, çok acı çektin, sen o kadar büyük bir acıya dayanabiliyorsun. O adama da dedi mi diyeceksin? Çok, çok Esra Hanım. Bak, sen en büyük acıya dayanabiliyorsun. Evet. O küçücük bir acıya dayanamıyor. İkinizin kapasitesi, ne bileyim, fedakarlığı aynı değil. Bunu ondan bekleme. O acı çektiği için gitmiyor. Eşiyle mutsuz olduğu için ve bir heyecanın peşinde koştuğu için gidiyor. Aynen öyle. Yani siz bunun farkına varın. Evet Esra Hanım. Sabriye sen geçmiş anlatmayacağım ama benzer tecrübeyi ve acıyı yani deneyimlemiş, üzülmüş, hata yapmış birisin. Evet. Yani özellikle buraya gelmek istemişsin. Evet, beni anlar evet. ve dinler evet, diye. Evet Esra Hanım. Sadece onunla konuş. Dön deme, yalvarma. Esra Hanım, ben daha önce de ben de boşandım. Boşanmadan önce ben de eşime bir şans verdiydim, eski eşime. Hı hı. Ama 1,5 sene sürdü. Tekrardan boşandım. Şu anki eşimle çok mutluyum. Allah mutlu etsin. Amin. Yani dünyada ilk evlenen, aynen. ilk boşanan Hülya olmayacak. Evet, Hülya sen da olmaz. De, sen Sabri de boşanmaz, Ayşe de olmaz. Sonra tekrar evlenen... Yine ilk Hülya olmayacak. O da evet. yapmış. Aynen. Şimdi siz bulunduğunuz yerlerde huzurlusunuz. Yani siz evet. şimdi öyle bir davranıyorsunuz ki evet, evet. sanki sizin akrabalarda, ailede ilk boşanan Hülya olacakmış gibi. Boşandın mı ablacığım? Boşandın. Evet. Yeniden evlendin, mutlu oldun mu? Oldun. Sen? Oldun. Evet, oldum. Hülya boşanır mı, boşanmaz mı bilemem. Ama Hülya niye gittiğini onlara açıklar mısın? Öncelikle Yusuf konusunda duyduklarından sonra... Hala buradan Yusuf'la ayrılır mısın? Ayrılırım. Duydun mu söylediğimi? Duydum. Yusuf bu Yusuf'la. Evet. Buradan gider misin? Giderim. Ona baba mı diyecek? Sen niye bu kişiyle ilişki sana ne ya? Sana ne ya? 61 yaşında. Sana ne? Baba mı diyecek, dedem diyecek. Hülya sen kendini kandırıyorsun. Benim, farkında mısın? Benim... Sen ekibe demedin mi? Ben mecburen kaçtım o adama diye. Esra Hanım. Ben kocamdan boşanmak için ona tutundum diye. Tutuldum ama... Esra, evet. Esra Hanım, bir şey diyeyim. Mecburen kaçtım. Mecburen kaçtım, evet. Tamam. Mecbur olmasan Yusuf'a kaçar mıydın? Kaçmazdım. Heh, bak şimdi konuşuyoruz. Biraz önceki söylediğimi unutun. Yani elinde o sırada bir tek Yusuf mu vardı kaçacak? Evet. Pişman mısın? Hayır. Hayır, kaçtığına, Yusuf'a kaçtığına pişman mısın? Hayır. Kaçma eyleminden bahsetmiyorum. Yani buna kaçtığına pişman mısın? Çünkü bu adamın... Nasıl bir insan olduğunu dün bacana, evet. karısı anlattı. Karısını çalıştırıyormuş, dilencilik yaptırıyormuş, kiralık evlerde oturuyor. Herkesi evet. mağdur ediyor, alkolik olduğunu söylediler. Bunları duyduktan sonra ben ne yapmışım dedin mi? Dedim de Esra Hanım. Söyle. Ama bu da eşini, evini, kendi evini teslim etmiş. Öyle evden, Çanakkale'den çekip geldi. Ta dediğim deme. Dediğim deme, 7. karısıymış. Ya sus. Esra Hanım diyor, kim diyor? Seni kaçıncı? Benim eskiden ben konuşma söz vereceğim bir dakika bekle. Mutluyum. Ya konuşma herkese yardım ol bana ne? Bu adamı yemek bana ne? Beni dinle önce ablanı dinle. Ondan sonra konuş. Büyük dinle. Bak bu ablam bak, benim peşimde de ben çok koştum. Sizi ben dinle bu hale geldim. Bu saatten geldim sizi iyi bir diye. Aha şurada cenazem çıksın. Altında bak kendim aldım bunu altına atarım. Yine de sizi bak, dönmem. Bak bu insanları gerçekten duyurma. Bugün ben tutuyorum. Niye ailenden nefret ediyorsun? Hülya. Bak, diye... ablalarından. Esra Hanım bak. Babamdan dedim, babamın şiddetinden ablama sığındım. Ne? Babanın? Babamın şiddetinden ablama sığındım.
Ablamı gittim, ablamı durdurdu. Eşimi durdurdu, kayınvalidim durdurdu. Ben bunları çektim. Bu yaşa kalacağı kadar. Babam sana bitti. Neye şiddet gösterdi? Kim? Babam nerede şiddet gösterdi sana? Göstermedi mi? Doğruları konuş. Göstermedi, tereddüt dönmedi babam mi? Babam beni gösterdi, bak babam yalan bana şiddet gösterdi be. Esra Hanım. Hülya. Akçıcı kızım derdim buna. Hayatta gösterdim Esra Hanım. Hanım. Baba dövebilir de, sevebilir de. Sevemezdi. Bu, bunları evet. Sen öğrenmedin mi? Sen öğrenim. Bunu artık dayanamıyorsun. Dayanamıyorum Esra Hanım. Ben 33 sene, ben 33 yaşındayım. Artık ben buna, ben bunları asla dönmem. Yusuf'a dönerim dönmem. O beni ilgilendirir. Kararsızsın. Ama bunları asla dönmem. Arabanı altına atarım kendimi. Yine peki. De dönmem. Hülya. Sana ablaların deseydi ki, ya kardeşim sen boşan, biz senin arkandayız deseydi. Esra Hanım. Mutlu olur muydun? Olurdum, evet. Esra Hanım, bir şey sorabilir miyim? O zaman onlarla iletişim kurabilir miydin, konuşabilir evet. Miydin? Evet. Buyurun. Ben bunu 3-4 ay önce kız kardeşime sordum. Daha ablam sormadı desin. Ben bunu aradım, hamur yoruyormuş. Kız kardeşime Hülya dedim ben, Sefa'yı dedim, seni dövüye kakalayayım dedim. Hayır abla dedi, biz mutluyuz dedi, iyiyiz dedi. Esra Hanım hep yalan burada konuşuyorlar. Burada niye yalan konuşuyorsun? Hep yalan konuşuyorlar. Hep Esra Hanım. Ablamı dediğini yapıyorsun, git yalan söyleme. Selam var Meryem'in sana. 3 kız kardeş bunlar eve döndü, sığınma evinden eve döndü Hülya. 3 kız kardeş. Döndüm. Şen şakraç alışverişe gittiniz, kendinizi beğendiniz. Bak. Kendi beğendin. O akşam eve döndüm kadın sığınma evinden. Yalan konuşma. Beni bunlar eve getirdiler. Yalan konuşma. Eşim benim yanımda zorla yatmaya kalktı. Sus! Eşinin yanında kadın mecbur yatar. Mecbur neye yatamışım? Sonuçta eşi değil misin? Değilim. Söyle, Hüseyin'e söyle. Ayıp. Kızlar konuşuyor, beklesin. Beni dinle. Esra Hanım. Çocuğu aldı Fatma'yı eşim. Bak dedi, bunu dedi atarım dedi. Eşim, benim yanıma yattın. Göstermiyorum. Niye geldi, ne oldu? Niye? Esra Hanım. Geldi. Ne gösterdi? Şşt, gösterdi ne oldu abla size? Tutar mısın? Abla tutar mısın? Esra Hanım, Sefa'yı Bey, senin için geldi, benim için gelmedi. Gelmeseymiş, ben geldim ve telefon ettim ya. Bu adama gideceğim diyene eşine eşinin üzerine hesabını aktardı parayı. Bu adamı yiyecek diyene. Burada yalan konuşma. 400 bin TL mi aktardı? 400 bin TL var mı üzerinde Hülya? Yalan konuşma be. Yalan konuşma, bankalara açsınlar. Eşimin 200 TL parası vardı. Yalan konuşma Hülya. 200 bin. Evet. O şimdi boyuna hesap, çarşıya inmemek için ben de eşimle çarşıya gittik. O gün eşim para yatıracaktı üstüne. Ben de dedim boyun çarşıya gelmemesi için eşime teslim ettim parayı. Yusuf arada yoktu. Yusuf'la o zaman konuşmuyordum. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yusuf daha önceden de vardı. Söz. Yalan konuşma. Yalan söyleme. Bunu engelledin. Ablam bana sordu. Yalan bak, konuşma. Dini misin bilirdi büyükleri. Sefa mı konuşuyor kim? Bak. Burada seyircilerimiz var. Ya ben. Ayıp ya ama beni dinle. Bu ablamı engellemiş. Bu ablam bana soruyor. Ablam ben niye engelledim? Bak dinle. Önce dinlemesini öğren. Küçük suyu bak. Küçük suyu. Yalan koşu. Onu yalan konuşuyorum. Yalan konuşmuyorum. Vallahi iki çocuğun yüzüne kulaklarım. Ben yalan konuşmuyorum. Vermiyor. Bak beni dinle. Bu ablamı engellemişsin. Bu engelledin. Ablam 15 engelledin? Günde bir Esra Hanım. Siz çözümü şöyle istiyorsunuz. Bundan da rahatsız oluyorlar söylediğim için ama. Evet. İstiyorsunuz ki her şeyin üzerine sünger çekelim. Yeniden bir vallahi mobilyalanalım. Ben sünger bile çekmiyorum. Mobilyalanalım. Onlar eve girsinler. Sefa ile Hülya karı koca olsunlar, sabah yatsınlar, akşam kalksınlar, aile başlasın. Esra Hanım boşansın o zaman yanıma gelsin. Sabriyeciğim bak. Gelirim gelme ama benim barışmaları belki bundan sonraki kaçmalarını daha da hızlandırabilir. Esas sorunu çözmüyorsunuz. Hülya diyor ki ben burada yokum. Sefa'dan boşanması Esra Hanım. Senin hayatını etkiler mi? Ayşe sana sorayım. Hayır. Yani Hülya ile Sefa boşanırsa senin kocanla aran bozulur mu? Aileyle aran bozulur mu? Aranızda bir problem olur mu? Bundan korkuyor musun? Hayır. Hülya'nın boşanmasının senin gözünde yani boşanmasını destekliyor musun, desteklemiyor musun? Esra Hanım ben hani kardeşim de arkasındayım. Ona kalmış bir şey. Bence... Kararına hani, saygı duyuyor musun? Duyuyorum. Saygı diyorum da ben de çocuklarını hani bırakmasın Esra Hanım. Tamam. Çocukları var. Çok saygı, çok Esra mantıklı. Esra Hanım. Sen? Boşalsın benim yanımda dursun. Gelmiyorum. Bak, yanına da gelmeyeceğim. Gerçekten. Esra Hanım, ablamı yanına gitsem. Daha önceki sözüyle dur. Hayır, evet. Ablam da zorlayacak beni. Eşine dön, yine aynı. Boşanacaksın ama. Ben boşan diyorum, boşan da dön gel bana diyorum. Gelmem.
Asla gelmem. Aha dedim bak Demizhan ne dedim. Arabanın altına giderim. Aileden. Ölürüm. Yine gelmem. Hülya ailenden seni anlayan bir kişi var mı? Hayır yok Esra Hanım. Ben anlıyorum Esra Hanım. Önlük daha ölüyordun. Stüdyoya canlar... Peki çocukların da boşandıktan sonra... Sana yazık sonra... olsun be! Bir dakika kocası konuşuyor. Sefa merhaba tekrar. Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba Esra Hanım. Hülya'ya bir soru soracağım sonra sana döneceğim. Ailenden senin yanında olduğuna sana kalben destek olabilecek hayır, biri var mı? Hayır kimse yok Esra Hanım kimse yok. Boşandıktan sonra çocuklarınla yaşamak istiyor musun? İstiyorum. Yani çocuklarınla bir evde bir düzenin olsa mutlu olur musun? Olurum. Yani sadece onlarla kafanı mı dinlemek evet. istiyorsun? Sefa. Efendim. Sizin boşanmanız ya da ayrılmanız senin için dünyanın sonu mu? Hayır. Sen bu evliliğin bitmesini istiyor musun evet, artık? Evet istiyorum. Nasıl bu düşünceye geldin? İlk başta çünkü barışmak istiyordun. Ya Esra Hanım bu olaylardan sonra beni yüzüstü bıraktı, beni çalışmaya gönderdi. İki çocuğunu okula gönderdi, beni yüzüstü bıraktı, terk etti, gitti. Bir uyuzu uğruna, uyuzuyu da mutlu olsun, benim çocuklarımı versin, başka bir şey istemiyorum. Nereye giderse gitsin. Benim çocuklarımı versin, ben çocuklarımı kimseye bırakmam da kimseye teslim de etmiyorum. Benim kızımı versin, benim çocuklarımı versin, beni de rahat bıraksın, ben de onu rahat bırakacağım, tamam. Zaten boşanalım, güzellikle boşanalım, tamam bir şey istemiyorum. Tamam. Çocuklarımı versin. Sefa durar mısın? Sen bu yaşlı adam için çocuklarını siliyor musun? Yarın ya sen niye siliyorsun ya? Üçüncüyü Esra Hanım ben çocuklarımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Boşanmak istiyorum. Konuşmasın Emin. Konuşmasın ha. Bu öğren. Kaç yaşındasın? Sen de döndün. Üçüncü evleri yaptın. Niye yaptın? Yanlışı niye yaptın? İkincisi pişman oldum ama ben çocuklarımı yanıma aldım. Esra Hanım buraya eşiniz olduydu. Sen niye döndün? Şimdi zaten Hülya bu olay şimdi hepsi... Yuvamı kurdum. Ya sus. Tamam ben de kurdum. İnsan hayatında... Evlilik de olur, boşanma da olur, ayrılık da. Bunu nasıl bitirdiğimiz önemli. Kaçarak boşanmayı tercih Esra etmek Hanım, çirkin. Esra Hanım. Ama anlaşamadığın ve mutsuz bir evliliği, yani insan gibi bitirmek de bir medeniyettir. Evet. Bunu doğru. yapın. Şimdi sen kaçıyorsun ve karşın adam 61 yaşında. Evet. Ve senin bu adama canı gönülden karşına asla inanmıyorum. Esra Hanım bir şey diyeceğim. Buyur Sefa, dur Sefa konuşuyor. Babam yaşındaki Esra adama Hanım. Eline nasıl Esra dokunacak? Esra Hanım ben... Ay, yok, hocam, ya, sus, benim Esra Hanım, Sefa, Esra Hanım ben bir iki doğru. medeni insan gibi boşanalım. Güzellikle boşanalım. 13 senemiz geçti beraber. Güzellikle boşanalım. Benim çocuklarımı versin bana. Ben çocuklarımı hem annesi olacağım hem babası olacağım. Kendisi uyuzuyla mutlu olsun. Başka bir şey demiyorum. Sen de şeylerle tamam. mutlu ol. Kendi uyuzuyla mutlu ol. Tamam mı? Sen öylesine layık değil, öylesine gitti. Bana layık birisi değilsin artık, tamam mı? Doğru. Allah seni bildiği gibi ben yapsın. Ben de sana layık değilim, Sefa'yı doğru. Saygı Allah seni bildiği gibi Allah yapsın, tamam mı? Gibi yapsın. Sen çocuklarıya bir uyuzu değişti. Sen tamam mı? Sen küçücük kızıya bir çocuğu... Sen değiştin, sen uyuzu ben değişti. Değil. Fatma'yı sen ver değiştin. Bana, tamam mı? Benim tamam kızımı bana ayıramazsın. Sefa, tamam mı? Sefa, benim kızımı bana vereceksin. Sefa, defol git, sakin. Nereye gidiyorsa git. Sefa, İstemem, ben de istemiyorum seni. Sefa, yani babam buraya karıştı bakıyor. Ben istemedim, niye çıktınız buraya? Tamam, git. Ben çocuğu arıyorum, seni aramıyorum, tamam mı? Ben kızımı almaya geldim. Arama ya, ben kızımı alıp da gideceğim Hülya. Buradan. Ölürüm sen kızımı hemen. Bir dakika. 5 günden beri Fatma bugün... nerede? Yanımda. Bize niye göstermiyorsun? Kızım ben 10 günden beri Hülya... Sen de göstermesin çocuğumu. Esra Hanım, ben 10 günden beri çocuğumu göremiyorum. Babasının yanında bak, ikide bir yol çocuğumu gösterme baba tarafında. Bak burada yalan konuşma. Esra Hanım, ben çocuğumu göremiyorum 5 gündür. Ben gidiyorum Esra Hanım. Babası Hülya. Görmek istesen gene göstermedin. Niye göstermedin çocuğu? Göstermedim. Burada yani... yalan konuşma. Esra Hanım bak burada da... He niye göstermedin babasını yani? 4 kez. Görmedi göstermedim. Kaç gündür ben çocuğumu görmüyorum. Benim içim yanıyor Esra Hanım. Babasını görmek isteyeyim size dedim. Tanımadı Yusuf'u görmek istiyor da babasını mı görmek yalan istiyor? Yalan söylüyor Esra Hanım. Yalan söylüyor. Kim inanır? Benim kızım beni çok seviyor Esra Hanım. Sefa sakin. Esra Hanım benim kızım beni çok seviyor. Tabii yalan söylüyor. Yani yabancı bir adamın ne diyor belirsiz bir insanın yanında olmaktansa babanın yanında olmak ya çok daha güvenli. Ya görsün Esra ben görmesin dedim. Göstermediler Esra Hanım ya. Göstermediler. Tamam, görsün bu, kız orada. Benim kızım bunu, versin boşanalım. Sefa. Medeni iki insan gibi boşanalım bak. Güzellikle boşanalım. Bugün 13 senemiz geçti bak. Ben sana hakkımı helal ediyorum tamam mı? Çocuklarımı ver bana. Programı almadık herhalde, onu sonra yayınlayacağım. Çok enteresan, kadın bir adamın yanına kaçıyor. Adam çocuğa cinsel istismar suçunu işlemiş. Hı. Yani aynen. Bu internetten tanıştığınız adamlar sizi çocuklarınıza çağırırken sizin kara kaşınız, kara gözünüz için çağırmıyor. Aynen. Başka bir amaç için çağırıyor.
Ya hala bunun farkında değilsiniz. Ve bile bile o tehlikenin kucağına gidiyorsunuz ve bundan da keyif alıyorsunuz. Kendi Esra... istiyor Esra Hanım. Kendisi o hayatı kendisi seçti. Benim çocuğumu versin bana. Ya bak, al kız orada gör. Tamam benim kızımı ver. Biz de alakayı kes tamam mı? Sus. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen uyuzlara layıksın. Tamam mı? Sen beni hak etmiyorsun. Tamam mı? Ya zaten sen uyuz ben seni istemedim ki. Sen böyle bir uyuza layıksın. Tamam mı? Aha, çok evet, güzel. Ona layıksın. Yani evet. Güzel yakışıyor Hülya. Uyuz. Tamam mı? Sen de bir uyuzsun. Ya seni konuştuk haydi biliyorum. Tamam. Tamam. Bak, tamam ben edelim. Kızımı istiyorum. Ben başka tamam, bir istemiyorum. Kızımı ver bana tamam mı? Kızımı istiyorum. Sen ben kızımı istiyorum. Ben senin işim yok tamam mı? İki beden insan gibi başarılı. Bir de çağırıyorsun. Bak bir şey demiyorum. Ben boğurmayacağım. Ben sana boşan... Döndüğünü bir de ya. Yaptığını bilirsin ya. Eşine dön demiyorum lan. Eşine... Bak kız kardeşim. Eşine... Gelmiyorum. Tamam gelmesin bırak. Onu bir atladım kendimi. Yine de size gelmem. Bıktım ben sizden. Bıktım. Sen ben sana ne yaptım? Bıktım sizden. Hayır abi yakın ben, mı oturuyorsunuz? Hayır Esra Hanım. Ben Manisa'da oturuyorum. Yani sık benim sık görüşüyor kadarım. Musunuz? Telefonlaşıyor musunuz? Engellemiş beni hanımefendi kendini. Ay elinizi engellemedi seni bu engelledi. Esra Hanım bütün Hüseyin Bey bir uyuzluğunu herkese engelledi. Ailenizi eleştiriyorsunuz, eşinizi eleştiriyorsunuz. Hüseyin Bey'de onlarda olmayan hangi Yusuf, duygu Esra var? Esra Hanım bütün Bey'de, akrabalarını pardon. Engelledi bir uyuz yüzünden. Bütün evet. Akrabalarını ya engelledi. Bütün akrabaları engelledi bir uyuz yüzünden Esra tamam mı? Esra Hanım ben eve döndüm. Kadın savunucu aynı dedi ablan gibi yaparsan dedi. Ablam o yüzden engelledi. Yalan konuşma. Allah bilir ne? Yalan söyleme. Hiçbir olayla olmadın engelledi hepsini. Hepsini bu olayla olmadın engelledi tamam mı? Ben kendi çocuğunu bile engelledi. Esra Hanım kendi oğlunu bile engelledi. Kendi oğlu 13 yaşında. Sen uyuzlara layıksın. Tamam şimdi, ben senin işim sen yok. Benim, yurt dışında benim çocuklarımı ver yolla, git. Parayı, tamam mı defol git. Parayı yolla kadınlara. Tamam defol git hayatımdan biraz tamam mı? Yani. Benim çocuklarımı ver bana defol git. İki medeni insan gibi boşanalım. Tamam Hülya ya hayat planın nedir? Hayat planı uyuzla mutlu olmak. Esra sen tamam, uyuzla layıksın. 30 saniye sus. Hayat planın nedir? Yani mesela boşa diyor ki ben boşanmak istiyorum şartlarım belli. Tanımadığım bir adamın yanına kız çocuğumu sokmam diyor. Çok haklı baba olarak. Boşandıktan sonraki yaşam planın nedir? Esra'm ev tutarım, çalışırım. Yusuf'un? Ona bakacak. Çalışıp da Yusuf'a bakacak, uyuza bakacak. Çalışıp ya. Da uyuza bak tamam mı? Senin yediği ekmekle haram olsun be. 10 milyar maaşla geçinilmiyor. Sen kendi yaptığın haram olsun. Esra Hanım, 10 milyar maaşla geçinemiyor. Çok şey yaptın ya, görsen. Haram olsun sana var ya. Aha, benim baktım ya, yiyildikten size haram olsun be. Hülya, beni de yine. 10 sen milyar yemek maaşla geçinilmiyor. Bilmiyorsun. Ben yemek yapmasını bile bilmiyorsun. Aha. Benim eşim tamam çalışıyor ev emekli. Sen yemek yapmasını aha bile bilmiyorsun. Ben seninkini yaptığın yemekleri yiyordum. Tabii, yiydi tabii. Demiyordum. Ablam biliyor benim yaptığım yemekleri. Tamam biliyor, aha biliyor, biliyor. Herkes şimdi biliyor senin yaptığı. Şimdi o itirazlara... Köpek bile yine. Ay Sefa. Tamam mı? Sefa, ben yiyordum ama. Ben bir soru sorabilirim Hülya Hanım'a. Hülya Hanım size bir şey sormak istiyorum. Yusuf Bey'i seviyor musunuz? Seviyorum. Niye dün bana öyle bir şey demediniz? Tamam sev. Dün bana neler dediğinizi hatırlıyor musunuz arka odada? Evet diyordum. Niye şu an yalan söylüyorsunuz? Evet. Ne dedi? Dedi ki Yusuf Bey'e benim hiçbir ilgim yoktur. Onu basamak olarak sadece kocamdan kurtulmak için kullandım. Kendisine karşı herhangi bir duygum yoktur. Ben kendime ait bir düzen kurmak istiyorum. Benim amacım buydu dedi. Ablamgil'den kurtulmak istiyorum dedi. Esra bazı Hanım, şeyleri yayında kaçtı. Kabul etmek zorunda yaşlı kaldım. Ablamgil benim peşimi bıraksın diye dedi. Gerçek evet konuş. Ablacığım bak dinleyin sus, ki. Bak, duyun. Yusuf, bak, Yusuf, bakın. Yusuf dönürüm dönmem. O beni ilgilendir. Sizi ilgilendirmez. Tamam dön sen Yusuf'u dön. Uyuz ya, dön. Sen uyuz ya lan. Tamam mı? Sadece. Sen uyuz. Sefa. Sen ne, uyuz. Hocam üzerine sen mi yürüyeceksin? Uyuz lan konuşken uyuz olmuşsun tamam mı? Sen uyuzdan konuşken uyuza benzemişsin. Sefa. Sen uyuzsun. Sefa'cığım. Hülya'cığım farkında mısın? Esra Hanım dün hep burada ne konuştun? Yürüyorsun. Yani bunu niye yapıyorsun? Neyine güveniyorsun? Ya, itiraz Esra Hanım niye itiraz ediyorsun? Yani bir saniye. Şimdi bir erkek yürüdüğünde onu engelleyip kadın yürüdüğünde engellemeyeceğiz mi? İkisi de aynı şey. İkisi saldırıya geçiyorsun elde de yapma. Yapıyordu. Elde de böyle yapıyordu. Çok jandarma çağırdı. Ya seni cezaevine atıyorum. Seni tutuklattı orun. Seni maaşı doldurun. Komşular neydi? Her zaman beni ben sana uymadım, uymadım. Hülya, ben sana, ben sana uysaydım bari daha kötü şeyler Gamze, olurdu. Hülya. Şunu bir tamamlamak istiyorum. Bak konuşmayın, dinleyin. Tamam. Ben şu cümleleri kurdum mu? Ben bu Yusuf aslında istemiyorum. Ablamlardan, eşimden kurtulmak için
Yusuf'u basamak olarak kullandım. Dedim, evet. Mecburen onun yanına kaçtım. Konuştum, dedin evet. mi? Dedim. Gerçekten ha, böyle mi? Bunun ya. İçin mi ben kaçtın? Evet. Ha? Evet. Hülya zaten benim çıkmamı istemedi. Yine... Aile ne? Hülya, Sefacığım, Sefa, bir saniye. Önemli bir cümle kuracağım. Yani hayatında bir erkek olmasa, Sefa beni duy. Hülyacığım. Evet. Hayatında bir erkek olmasa. Evet. Yani sen kocanı aldatmış olmasan, ailen senin boşanmanı istemez mi? Ben istiyorum Esra Hanım boşanmasını. Onu demiyorum. Bak, senin Yusuf, yani benim illa Sefa'yı aldatıyor görünmem lazım ki... Kocam benden boşansın. Evet. Amacın bu mu? Evet. Anlıyor musun söylediklerini? Evet anladım. Esra Hanım. Bir de şöyle kayının eline böyle bakabilir misin? Öncülün Esra Hanım. Bir iş yaptım azdım. Bahçe maçı doğru dürüst yaptım. Esra Hanım yine... Eşi. Esra Hanım şu ellerime bakar mısınız? Esra Hanım şu ellerime bakar mısınız göster benim? Göster kameraya, kameramın arkadaşını çeksin. Bak şu ellerime bakar mısınız benim? Göremiyorum. Bahçe bile Esra Hanım kendileri. Ben buna bir iş yaptırmıyordum var ya ben buna... Tabii tabii iş yaptırmıyordum. Sabah uyandırmaya kıyamıyordum ben buna. Aa kıyamazdı ya. Sana var ya haram olsun, haram, hı-hı. haram olsun tamam mı? Sefa tabii, sana tabii. haram olsun. Sen onu da yıldır altına bassana da Allah. Sen beni hak etmiyorsun tamam mı? Sen beni hak etmiyorsun. Hülya 200 şey, 200 tamam mı? Tabii. Sen onu hak etmiyorsun. İkiz yaptıyız. Evet. O ocağı açtıysa kureyle sen patatesi koy. Sen bunu. Abla. Beni. Bunu ne için yaptı? Bir ev için yaptı. Tamam. Nerede ev için yaptı? Bir ev için yaptı. Yazık olasın. Bir ev için yaptı bunu. Nerede? Yaptı onu. Sefa. Sefa. Esra Hanım. Bunu yaptı beni. Esra Hanım. Sefacığım bu kadar iyi bir eşsen. Bundan sonraki hayatın nasıl planlarsın bilmiyorum. Ama emin ol ki eninde sonunda hani son gülen iyi güler deriz ya mutlu olursun. İnşallah bu ailede ilk boşanan ne abin, evet. ne evet. Ayşe yengen, ne Sabriye yengen, ne siz olacaksınız. Bazen boşanmak yardımcı olun bu konuda. Gerçekten kurtulmaktır. Bu yolu deneyin. Bana çocuğumu herkes versin. Kendi hayatını yaşasın. Zaman size kimin doğru, kimin yanlış olduğunu en iyi şekilde gösterir. Biraz zaman alır ama gösterir. Yarın tekrar, pardon ne yarını ya? Bu ara böyleyim bak. Pazartesi günleri bay bay, hoşça kalın diyorum. Pazartesi günü Allah nasip ederse tekrar huzurlarınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.